EBN Türk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Ekip arkadaşlarımızla beraber ana haber sonrasında kısa bir çay kahve molası verdik. Şimdi EBN gündemle değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugün neyi konuşacağız? İç siyaseti konuşacağız, dış siyaseti konuşacağız, başörtüsünü konuşacağız, Yunanistan'ı, Rusya'yı konuşacağız. Yani kısacası bütün gelişmeleri masaya yatıracağız. Çok değerli konuklarım var. Öncelikle Ankara'dan bize Skype'la bağlanan konuğumu tanıtmak istiyorum sizlere. Gazeteci, yazar, eski AK Parti milletvekili ve yine AK Parti MKYK üyesi Sayın Orhan Miroğlu. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Orhan Miroğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Sesimizi alabiliyor musunuz? Evet. Masamdaki konuklarımı da tanıtmak istiyorum. Orhan Bey birazdan bağlanacağız. Teknik bir arızadan dolayı şu an bağlanamıyoruz. Evet, gazeteci yazar Ardan Zentürk 2 yıl aradan sonra yeniden ekranlardasınız. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Stüdyolar tabii çok alıştığım bir yer. Yani şey değil ama. Özlemiş misiniz? Bir 2 yıl ara vermek iyi oldu. Öyle mi oldu? Evet, peki bakalım. Yani evet. Zaman iyi oluyor. Ve çok değerli Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Nurcan Özkaplan Yurdakul, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nurcan Hanım. Öncelikle yoğun gündeminizde vakit ayırıp geldiğiniz için kanalım ve kendi adıma çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra inşallah EBN gündemde hep beraber olup gündemin konularını sizlerle beraber masaya yatıracağız. İnşallah. İnşallah. Evet. Şimdi yönetmenim, Orhan Bey'e bağlanabildik mi yoksa masamdaki konuklarımla devam edelim mi? Ardan Bey, öncelikle evet, sizle başlamak istiyorum. Rusya-Ukrayna gerilimini konuşmak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz, sonra sorularımı sizin sözlerinize istinaden laf lafı açacak ve soracağım. Buyurun lütfen. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna savaşı diyeceğiz artık. Evet, evet. Yani esasında her ne kadar Rus lider Vladimir Putin bu bir askeri harekattır dese de, hı hı, bir ülkenin üçte birinin yıkıldığı bir askeri harekat ancak savaş olarak değerlendirilebilir. Hay tabii hay. Burada tarihi derinlikleri bilen değerli bir hocamız da var. Bu nedenle bu savaşta şu anda gelinen nokta enteresan bir küresel strateji kırılmasına doğru dönüşüyor. Yani artık hani çok bilinen bir laf vardır, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi. Evet. Gerçekten öyle bir noktaya geldik ki bütün devletler, ama bütün devletler bir şekilde tedbir almak zorunda kalıyor. Bugün 44 tane ülkenin lideri, biraz sonra belki evet, detaylı Prag'da konuşuruz. Prag'da bir araya geldi. Evet. Bu geç kalmış bir araya gelme. Hı. Yani bunu Macron hazırladı, Fransa Cumhurbaşkanı, o Avrupa Birliği dönem başkanı olarak, ama ben hep bunun 2014 itibariyle olabileceğini düşünüyordum. Çünkü hocam da hatırlar, Avrupa'da 100 yıllık barışı sağlayan Viyana Konferansı ya, 1814'te yapılmış. Tabii 1815 tam Viyana Konferansı. 1814'teki Viyana Konferansı neyse bugün Prag'da yapılmakta çok olan güzel, iş. Çok güzel. Odur. Çok güzel bir benzetme. Niçin? Çünkü Avrupa jeopolitiği veya artık sadece Avrupa jeopolitiği olarak değerlendiremeyiz. Bütün bir Avrasya jeopolitiği savaş mı barış mı noktasında ve uzlaşmaz çelişkiler her geçen gün yeni bir sorun atağıyla karşı karşıya kalmamıza neden oluyor. Bu nedenle ben Sayın Cumhurbaşkanı da Nikol Paşinyan'la, evet, İlham Aliyev'le falan beraber, bilmiyorum takip edemedim ama Miçotakis de olmadı tabii, evet, şey olarak. Ve önemsiyorum. Şimdi bir yönüyle baktığınız zaman bir imparatorluğun zafiyetini ve yenilgisini izliyoruz. Yani Rusya savaşın ilk bir haftasında yenildi ve şu anda da onun uzatmalarını oynuyor. Ben bu savaşın 5. günüydü. 28 Şubat 2022 günü bir başka televizyon kanalında, evet, yine böyle canlı yayına çıktığımda Rusya'nın neden yenileceğini anlatmıştım. O bütünüyle gün gün yaşandı. Niçin? Çünkü 21. yüzyılda Nurdan Hanım,
19. yüzyıl refleksi veremezsiniz. Hı hı. 19. yüzyıl refleksi 19. yüzyılda geçerlidir. Öyledir. Evet. 21. yüzyılda vereceğiniz refleksi iyi tayin etmeniz gerekiyor. Mesela şunu bilmeniz gerekiyor. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un yani Amerikan Deniz Piyadesi Üniversitesi bünyesinde başlattığı bir çalışma var. 2017'den sonra hızlanmış. Çalışmanın esası şu: büyük orduları küçük ordular nasıl yenebilir? Şimdi adam oturmuş bunu planını yapmış. Yani büyük, yani balık, büyük küçük balığı değil de işte Rus küçük ordusu. Balık büyük balığı. Rus, evet. Rus ordusu, Rus ordusu büyük ordu. Hı hı. Ukrayna mütevazi bir ordu, hı hı. Ama Amerikalı ve diğer bütün kurmaylar oturmuşlar, demişler ki bak 21. yüzyılda bu iş olur. Nasıl olur? Karşı tarafın elektronik harbini felç ederiz. Uydular vasıtasıyla inanılmaz istihbarat desteği sağlarız. Orta menzilli füze sistemlerimiz diğerlerinkinden daha iyi olur. Ve tanklarını da Javelin füzelerimizle TB2 bayraktarlarla evet. yıkarız. Ve bir anda Rus ordusu tarumar olur. Yani olur mu? Olur. Olur. Oldu işte. Evet. Niye? Çünkü bu bir plan. Bu bir plan. Şimdi dikkat ediyorsanız konudan konuya atlamak istemiyorum ama. Yok, aslında yine ilintili konular, yine dört bölgeyi ilhak etmesiyle alakalı o konuya da girebiliriz Ardan Bey. Yok, resim birbiriyle ilgili zaten. Yani tabii. Olup bitenler zaten birbirlerinin reaksiyonları. Tabii, zincirleme bir şey aslında. Şimdi devletlerin reaksiyonları farklıdır ama oluşlar aynıdır. Yani 19. yüzyılda olanlarla şu an olanlar birbirinin benzerleri ve devamları mahiyetinde. Evet. O yüzden bir imparatorluk dedi. Sovyet İmparatorluğu, hı hı. veya Rus İmparatorluğu. Veya Rus Çarlığı da olsa gerçekten bir imparatorluk. Yani şimdi şöyle bir bakacak olursak dört tane bölgeyi ilhak ettiğini söylüyor. Bu ortalama bir Portekiz kadar toprak. Yani Rusya dört bölgede Portekiz kadar. Yani dört bölgenin toplamı Portekiz. Toplamı Portekiz kadar bir evet. toprak. Yani bir Portekiz. Nedir onlar işte? Bir Portekiz ilhak etti. Duangs. Harita var mı? Yönetmenim bir haritayı alabilir Bakın, miyiz? Bakın şimdi burada yaşanılan garabetler vardı onun için. Harita yani, üstünden mi göstereceksiniz Ardan? Onları göstereceğim tamam. Eğer varsa. Hemen yönetmenime söyledik. Buyurun. Şimdi evet, haritamız burada. Kalkabilir miyim? Tabii ki kalkabilirsiniz. Tamam. Kalkacağım. Buyurun, çünkü burada yaşanılan olayı iyi anlamamız lazım. Şimdi Rusya lideri dört tane bölgeyi ilhak ettiğini açıkladı. Doğru mu? Şimdi burası Luhansk, Donetsk ve Herson bölgeleri. Zaporijya. Şurası Zaporijya. Burası şu anda Ukrayna'nın elinde ama aşağısı onların. Şu kırmızı gördüğümüz yer işte o biraz önce söylediğim Portekiz. Ama dikkat edin, Luhansk hariç hiçbir bölgede %100 Rus kontrolü yok. Buna hiç kimse dikkat etmiyor. Burası Donbas. Donbas'ın %55'i Rusya'nın elinde. %45 bu beyaz bölge Ukrayna'nın. Zaporijya adı üstünde, Zaporijya kenti Ukrayna'nın elinde. Zaporijya'yı evet. ilhak ettim diyor. Zaporijya kendisi Ukrayna'nın elinde. Şurada biraz daha burada da Herson var. Herson şehri onun elinde. Herson'a dönük olarak da %30 Ukrayna'nın elinde. Şu mavi olay. Bu mavi olay o kadar önemli ki. Bir imparatorluk gidiyor derken onu söylemek evet, istedim. Evet, evet. Bu mavi olay 27 Eylül itibariyle sadece 2,5 günde Rus ordusundan alınan bölgeyi gösteriyor. 2,5 günde. 2,5. Evet. Rusya bu bölgeyi 7 ayda almıştı. Bakın 7 ayda aldığı bölge bu. İzyum, Harkov. Evet. 2,5 günde çok büyük bir kayıp vererek gitti. 8000 kilometre kare.
o bölge. Belki Donbas, Donetsk burası. Savaş buradan başladı zaten. Burada devam ediyor. Ve burada çok kötü sıkışmış vaziyetteler. Aynı şekilde burada olsaydı bir tane daha harita var mı? Evet, bir haritamız daha olacaktı. Onu da ver bakayım. Daha büyüğünü istiyorsunuz. Yönetmen arkadaşın adı ne? Yonca. Tamam. Yonca. Bakın işte Yonca. Evet. Tamam, bu tamam, bu doğru. Şimdi bu artık doğru. Kırım göründü mü? Tabii yok, Kırım şu aşağıda, Herson burası. Kırım da görünürse bakın. Aslında daha iyi anlaşılır. Tabii Herson burası, Herson şehri burası. Savaş şu anda ikinci cephesi burada devam ediyor. Rus askeri buraya kadar gelmişti. Mikolaev'e girmek üzereydi. Buradan püskürtüldü. Şu anda şurada fena halde sıkışmış vaziyette. Bunun arkası şurada gözükmüyor. Dinyeper Nehri. Dinyeper Nehri'ni arkasını vermiş bir Rus birliği kuşatılmak üzere. İster istemez aşağıya inecekler. Ve sonuçta Herson'u da kaybedecekler. Şimdi Rus lider sahip olmadığı yerleri ilhak etti. Bir, yani herkes normal... Ardan Bey, ilhak kelimesini böyle bir açalım mı? Ben biliyorum tabii ama bilmeyenler açısından çok kafa... İlhak yani, nedir? Evet. İlhak... Küçük yardımcı olabilir miyim? Tabii ki. Ardan Bey, şimdi işgal vardır... İlhak vardır. Evet, çok duyduğumuz bir kelime değil ya, o yüzden. Bir de fetih vardır. Fetih vardır. Evet. Fetih vardır. Yani şimdi aslında ben Ardan Bey'e haddim olmayarak biraz arka plana geçip şu şeyi vermek isterim. Şimdi düşününüz, Ukrayna aslında, yani bu Kırım bölgesi 19. yüzyılın başından beri Rusya'nın elinde aslında. Yani Kırım'ın. Ozi Kalesi'nin düşmesi. Kırım Harbi var 1854-56 evet. Tekrar. Hadi 1856 diyelim. Hı hı. 1856'dan aslında Sovyet blokunun dağılmasını eğer 1990'ların başı diye alırsak. 91. 91 evet. Başı alırsak. Evet. Yani 140 yıllık bir kalışı var orada. Hı hı. Ve 140 yılda fethedememiş demek ki. Evet tabii. Yani fethedememiş. Yani Sovyet rejimi aslında Ukrayna'yı fethedememiş. Kendi topraklarına katamamış. Ve Sovyet rejimi onlarla aslında bir kardeşlik bağı ve... Dilleri çok yakın. Yani ikisi de Slav ırkı, evet. İkisi de Ortodoks. Çok az bir şey var Ukrayna'da. Bizim Katolik. Yani benzetmek gibi olmasın ama... Bizimle Azerbaycan Türklerinin lehçeleri. Evet, evet. O kadar. Yani kardeş ülkeler gibi. Evet tabii. Daha ve üstünü üstü. Yani hani Hristiyanlık da mezhep. İslam'daki gibi bir mesele değildir. Hristiyanlıktaki mezhep yani bir kardinalin akıttığı bir damla mürekkep büyük bir savaşta akmış. Sonsuz kan gibi kin bırakmış aralarında. Yani bu acayip bir şeydir. Dolayısıyla burada bir mezhep birliği de var. Ama Roma'nın, Katolik Roma'nın Ukrayna üzerindeki iddiası kadim bir iddia. Çok kadim bir iddia. Yani değil mi Ardan Bey? Evet. Çok eski bir iddia. Yani o kadar ki tarihi bir portreden örnek verelim. Mesela Dostoyevski aslında... Aile olarak soylu. Yani aile olarak soylu. 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 Evet. Ve fakat soylu bir aileden geliyor. Ve fakat bu Ukraynalılar, Ukrayna'da bir dönem Katolik bir idare geliyor. Kısa bir dönem. Yani o bölgede de İngilizler gibi soylu ve soysuz sınıfları mı mevcuttu? Rusya dediğiniz sınıflı toplumun zirvesidir. Evet. Yani Hindistan kadar, İngiltere'yi geçinin Hindistan kadardır. Evet, yani tabii, tabii. Şöyle böyle değil, sömürünün. Kulaklar yani İngiltere'yi geçecek düzeyde mi diye. Tabii şimdi insan sömürüsünün en yüksek olduğu yerlerden birisidir. Çin, Asya, Hindistan, Türkiye istisnadır. İran da öyledir, Elan öyledir. Yani günümüzde de öyledir. Türkiye istisnadır. Türkiye hiçbir zaman sınıflı bir toplum olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu herkese. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi farklı şeyler söylüyorum ama. Şimdi çok acayip. Yani bilenler biliyorlar. Herkes aslında bunlar kapatılmaz. Dostoyevski'nin
enteresan Katolisizm kini neredenmiş? Çünkü Dostoyevski'nin ailesini, soyluluğunu bu Katolikler, siz Ortodoksunuz, Ortodoksun soylusu da mı olurmuş demişler. Apoletlerini sökmüşler, almışlar. Dostoyevski'nin babası, ailesi yoksul kalıyor. Bir doktor ama annesi çalışmak zorunda kalıyor. Ve Dostoyevski'nin büyüme çağında tekrar Ortodoksluk güçlendiği için ailesinin apoletleri iade ediliyor ve ailesi adam çalıştırabiliyor. Yoksa hizmetçi çalıştıramaz, soylu olmayan. Çok enteresandır. Evet. Şimdi orada öyle bir kadim kin var. Yani Ukrayna'nın üzerindeki Katolik ben dünyanın. Ben de Türkler en ikinci ülkedir zannediyordum. Meğer bizden de kin. Yok. Türkler kin tutmayı bilmezler. Bilmezler. Türkler mi? Hap. Yapmayın ya. Türkler kadar bu konuda refleksiz, barışçıl, zayıf bir başka millet yok. Unutuyor. Fazla barışçıl. Unutuyoruz. Şimdi, tabii, değil mi? Şöyle evet. Ama zayıflıktan değil. Madem konuyu açıyor. Evet, evet. Böyle sohbet ediyoruz. Ya, zaten amacımız o. Yani güzel evet. Bir yerde. Şimdi Türklerin şöyle bir durumu var. Türkler kaybettikleri zafer savaşlarda da Balkan Harbi'nde olduğu gibi büyük soykırımlarla karşılaşmalarında da yine Ermeni Doğu bölgesinde soykırımlarla da falan yüzleşmiyorlar. Yani onurları o kadar yüksek ki şikayetçi olamıyorlar. Daha yani aşağılayıcı davayı görmeye bile cüre daha aşağılayıcı konuşmak istemiyorum yani ama gururları ağlamıyorlar. Evet. Anladınız mı? Evet, yani evet. Türklerin ortak özelliği ağlayamıyoruz. Yani derler ya burnu yere düşse ağlayacak. İşte ondan. Adamın, evet, tabir. Bir ülkeden bahsetmeyeceğim. Yani böyle ortaya konuşayım. Adamın birkaç olay yaşamış. İşte orada bir şeyler olmuş. Burada Ardan bir Bey şeyler. Sözünüzü bağlı bir keseyim mi? Çünkü Orhan Bey aramıza katıldı. Ha. Evet az önce bağlanamamıştık. Orhan Miroğlu, Bey şu an bakalım. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Orhan Miroğlu. Evet evet duyuyorum Nurban Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Konuklarınıza da selamlar. Seyircilerinize de aynı şekilde selam evet. Saygılar. Biraz geç katıldık. Bu teknik meselelerde oluyor. Biraz zayıfım teknolojinin ben. Teknolojinin bu şeyleri ben. Oluyor maalesef. Handikapları. Bunu yaşıyoruz. Evet. Nasılsınız Orhan Bey? Hatırınızı soralım İyiyim, öncelikle. İyiyim teşekkür ediyorum. Program hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Hepimize inşallah. Bahtı açık olsun inşallah. Çok izlensin. Çok keşke tartışılsın. Keşke masamızda olsaydınız ama Ankara'dasınız. Evet olsun. Ankara'dayım ama diyoruz. Zaman zaman tabii İstanbul'da birlikte evet, oluruz inşallah. Evet bekleriz tabii ki. Şimdi Orhan Bey biz şu anda Rusya konusunu konuşuyoruz, Ukrayna oraya konusunu geçtir, konuşuyoruz. Oraya geçmişsiniz. Benim moderatörlüğümü beklemenize gerek yok. Siz söz birliği, işbirliği yapabilirsiniz, siyasilerde bulunabilirsiniz. Ben sadece burada bir aracıyım. Önemli olan burada tabii. Sohbet ortamı yaratmak. Bu anlamda birazdan sizde olacağım Orhan Bey ama dediğim gibi söz alabilirsiniz. Buyurun Ardan Bey tabii. Sözünüzü balla kesmiştim. Şimdi devam burada mesele şu. Kim tutamamak meselesi. Bir mesele olmuş. Kayıplar yaşanmış falan. Yüzyıldır ağlayıp duruyor. Benim orada yaşanmış acılarımın ne olduğunu biliyor musun? Evet. Yani veya Balkanlarda 4 milyon Türk'ün başına neler getirilmiş, ne olmuş, hangi toplam mezarlarda yok olmuşlar. Bunlar ama biz kadim bir millet olduğumuz için açık konuşacağım. Böyle hamasette yapmak istemem. Kadim bir millet olduğumuz için bu konuları aşarız. Bakın ben size bir anı anlatayım. Buyurun lütfen. Kofi Annan planı. Kıbrıs, Denktaş, rahmetli. Biz babaoğul gibiyiz. Tabii yıllarımız onunla geçmiş. Gittim üzgün. Kofi Annan planına Türk toplumu evet verecek o sırada. Tabii, ki verdi. Verdik, %65. Tabii. Yunanistan gene oyunu bozdu. Çok güzel oldu. Yani hak ettikleri buymuş. Eğer oyunu bozmasalardı bugün Kıbrıs yoktu elimizde. Neyse. Öyle mi? Tabii canım. Tabii. O dünyanın en aptalca hareketiydi Rumlar açısından. Neyse geçelim. Üzgün. Ya dedi Arda'nı anlatamadım falan. Dedim ki hocam, başkan dedim. Kabahat biraz da sende. Bu çocuklara dedim eğitimde dedim ne Murat Ağa katliamını anlattın, ne sandalları anlattın. 1963'te ne olmuş anlatmadın. 67'de ne olmuş anlatmadın. Niye anlatmadın dedim. Bir ilkokul çocuğuna mesela ilkokul 5'te
bunları niye anlatmadın dedim. Dedi ki Ardan bu iş zor. Çünkü dedi bu çocuklar bir gün yine beraber yaşayacaklar. Ne tatlı değil mi? Doğru. Bir gün beraber bu küçük bir ada dedi. Ama dedim öbürü nefretle üretiyor çocuğu. Evet ben dedi yapamıyorum. Yani ben dedi kendi çocuklarıma nefreti aşılayıp onların hayatını karartamıyorum. Şimdi bir tasavvuf sözüyle araya gireyim. Evet. Gönlünde 1000 kişiyi taşırsın, sırtında bir kişiyi taşıyamazsın. Ya, o sevmediğin kişiyi sırtında taşırsın. Ya. Sevdiğini gönlünde. Öyle. Kıyamam dedi. İşte biz evet. Türkler böyle olduğumuz evet. için gidip de Birleşmiş Milletler'e falan ya bizi işte Balkanlar'da şöyle yaptınız, Orta Doğu'da böyle yaptınız, şurada şöyle yaptınız diyemiyoruz. Diyenler de nedense pek bir el üstünde tutuluyor. Amerikan Kongresi'nde falan alkışlanıyor. O bir gelenek. Yani şimdi bir de şey ağlamayan bebeğe işte emzik yok. Vermezler. Yok artık şimdi... uluslararası şeyden bahsediyorum. Evet. Şöyle günah çıkarma geleneğinin psikiyatriye ve yaşam tarzına yansımasının şeyle uçları bunlar. Ne? Yani böyle olduğunu söylüyorlar. Onu şey, neden Macron güzel yapıyor. Ben, ne yapayım ben soykırım yapmışım dedi. Çıktı gitti. Yani orada da günah nasıl çıktıysa Cezayir hala ayakta. Evet. Neyse Orhan abiye söz verelim istersen. Orhan Bey'le iş siyaseti konuşacağız. Yine o zaman... Sonra döneriz. Döneriz. Biraz bakalım. Biraz böyle şey biraz olacak Ankara'nın ama. Biraz Ankara'nın nefesini alalım. Evet Orhan Bey nasılsınız? Tekrar bir soralım. Size dönelim. Ankara'da teşekkür durum ediyorum. Nasıl? Ankara'da havalar nasıl? Havalar soğudu vallahi. Ankara soğudu mu? Soğuk İstanbul'u biliyorum ama. Yok siyaset havasını sormuştuk daha çok aslında. tabii farkındayım tabii. Şimdi tabii yeniden böyle havası. ısıtılıp önümüze konulan bir konu var. CHP'nin evet. atak yaptığı bir başörtüsü konusu. CHP ayağına evet. mı sıktı söylemleri, kaş yaparken göz mü çıkardı söylemleri artık çalkalanıyor. Onun akabinde dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da grup toplantısında yasa değil anayasayla karşılık verdi. Neler söyleyeceksiniz? Bir böyle girizgah yapalım mı bu konuyla alakalı? Ya tabii ki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bence hem müsebbibi olduğu bir alana girdi hem de hafızasının zayıf olduğu bir alana girdi. Bir de tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne genellikle oy veren kesimlerin, halkımızın, yurttaşlarımızın çok daha böyle içine sinmeyen bir açıklamayla karşı karşıya kaldı Cumhuriyet Halk Partisi. İyice düşünülmüş müydü bu açıklama bilmiyorum. İşte altılı masada mı konuşuldu? Muhtemelen konuşulmuş olabilir. Çünkü altılı masa oluşturulurken belki hatırlayacaksınız, konuklarımız hatırlayacaktır. İşte muhafazakar kesime bir türlü nüfuz edemiyoruz ama işte Gelecek ve Deva Partisi'nin üzerinden bu muhafazakar kesime bir şekilde ulaşmak, köprüler kurmak iyi bir fikir oldu ve bu partilerin kuruluşunu da bu şekilde hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin perifesindeki güçler böyle karşıladılar. Ama tabii bu işin bir hafızası var. Dün ben de grup toplantımızdaydım. Orada da işte gösterildi, bütün Türkiye izledi. Yani bu işin hafızasına baktığımız zaman CHP'nin siyasi sicili çok da iyi bir yerde durmuyor. Birdenbire peki neden böyle? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimlerine giderken kendince önemsediği ama nasıl yol alacağını da çok da hesaplayamadığı ya da iyi hesaplayamadığı diye düşündüğüm iki alan. Biri işte Kürt meselesindeki demokratik hak ve özgürlüklerin alanı. Biri de tabii ki başörtüsü merkezli olmak üzere inanç alanı. Bu alan tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence en zayıf alanı. Hafızasının güçsüz olduğu bir alan. Ve böyle bir fikir ortaya atılınca tabii aslında dün Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında açıkladığı baki kalacak. Yani herhangi bir iktidar değişimi söz konusu olduğunda tekrar bu hakkı tartışma konusu yapmayacak bir anayasa değişikliği teklifiyle gelindi. Ve bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak seçmenini de partiyi destekleyen yani Altılı Masa'nın bugün işte çizdiği yol haritasının yanında duran
kesimleri de memnun etmedi. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma gibi bir hal da çıktı doğrusunu isterseniz. Ve bu tartışma tabii ki muhafazakar camiada sürecek ama en çok da bugün de medyamızda gördük. Bunun zamanı mıydı? Ne gerek vardı bu alana girmeye yollu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında duran birçok yazarımız, köşe yazarımız vesaire o şekilde görüş belirttiler. Çünkü partinin bir kere hafızasının bu işe çok uygun olmadığını düşünüyorum ben. Yani öbür alandan söz edecek olursak, yani Kürt meselesiyle ilgili demokratik hak ve özgürlüklerin ve bu alanda AK Parti'nin yaptığı reformların bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da hani sahiplenilmesi süreci fiyaskoyla sonuçlandı. Yani ben her gün bölgedeyim, her gün yani bölgedeyim derken kendi ilimde değil sadece, birçok şehre gidiyoruz, geliyoruz. İşte Van'a gidildi, ondan sonra Diyarbakır'a gidildi, hatta Erbil'e de gidildi ama elde edilmiş bir sonuç yok. Yani bu hamle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölgede hemen hemen hiçbir şey kazandırmadığı gibi bazı ayıpların ve bazı zaafların da ortaya çıkmasını sağladı. Çünkü çok da samimi olmadığınız bir alana girdiğiniz zaman siz bir şey yaratmak istersiniz. Yani bir güç yaratmak istersiniz ama bu gücü elde edemediğiniz gibi aynı zamanda bu alandaki zaaflarınızı da sergilemiş olursunuz. Yani Diyarbakır seyahatinde böyle oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yine Van seyahatinde de böyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni memnun edecek bir sonuç çıkmadı. Ve şimdi işte oy oranlarına falan bakıyorsunuz. Yani 2018'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgede aldığı %1, ikilerde gibi. Belli ki burada yine işte AK Parti ve HDP yarışacak 2023 seçimlerinde. Şimdi birdenbire ikinci alan dediğim bu inanç alanında ve başörtülü merkezli tabii ki. Bu çıkışın tabii ki samimiyeti sorgulanır. Yani keşke öyle bir şey olsa. Ama ne olur? Mesela çıkardı. Biz bu değişikliği AK Partili olarak meclisten geçirdiğimizde bu Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun da içinde olduğu bir heyet tarafından Anayasa Mahkemesi'ne iptali konusunda başvuruda bulunmasaydı yani biraz derdi ki evet burada bir samimiyet falan var. Bulunmuşsunuz, olabilir bu. Yani tarihi süreçler çok farklıdır. Tarihi süreçlerde siyasi partilerin misyonları değişebilir. Değişmiyorsa değişmesi için insanlar bir takım çabalar gösterirler. Bunu anlamak mümkün. Ama bu alandaki tırnak içerisinde günahlarınızı bir şekilde hatırlamadan ve bu hatırlama üzerinden toplumda toplumdan bir özür dilemeden bu işe kalkıştığınız zaman insanlar size bu geçmişi hatırlatırlar. Yani geçmiş insanın peşinden gelir. Kolay kolay zaten demin de konuştunuz Ukrayna meselesi bağlamında Türk halkının yaşadığı trajediyi Balkanlar'da bilhassa konuştunuz. Kulak misafiri oldum ben de tabii. Yani bu geçmişle işte hesaplaşmayan bir ülkeyiz biz, doğru dürüst. Bazen hamleler yapıyoruz ama bir şekilde konjonktür değişiyor, bir şekilde siyasi dengeler değişiyor ve tekrar başa dönülüyor bu ülkede. Dolayısıyla mesela Cumhuriyet Halk Partisi, biz işte Kürt aydınları diyoruz ki ya kardeşim siz bu meselenin bu hale gelmesinde birinci sebep sizsiniz. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda hatalar yapıldı. Tamam, kuruluş süreciydi ama bu hatalar sonradan da devam etti. Yani tek parti dönemler de devam etti. İşte Dersim, şu var, şu var, bu var falan. Şöyle bir helalleşelim diyorsunuz. Önce şuradan bir özür borcunuz var yani bu tarihi sürece ilişkin olarak. Bizden değil yani bu. Buradaki vahim hadiselerden mağdur olmuş insanlara dönüp şöyle bir özür dilemeniz gerekir. Şimdi bu olmuyor. Olmayınca da, çünkü olması da mümkün değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekseriyeti, yani onun işte düşünürleri, ne bileyim periferisinde duran aydınlar, entelektüeller açısından bugün ne 27 Mayıs darbesi bir sorundur, ne de Dersim bir sorundur. Dolayısıyla kendi içerisinde bu meseleleri bir şekilde çözememiş, halledememiş bir partinin, ana muhalefet partisinin bir gün karşımıza sabah uyanıyoruz, hadi gelin yasa çıkaralım demesi maalesef samimiyetle karşılanmadı. Cumhurbaşkanımızın da işte grupta yaptığı gibi, samimiyseniz buyurun bunu baki hale getirelim. Yani bir iktidar değişimi söz konusu olduğunda tekrar başa dönülmesin Türkiye'de ve bunu yapalım. Ben hatırlıyorum mesela TRT Şeş, kaç 10-12 yıl oldu galiba değil mi Ardan? 12 yıl falan oldu. İlk kurulduğu zaman
Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile birlikte Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Şey yok dedi burada, işte yasa yok falan. Dolayısıyla bu yayını durdurun dedi yani. Şimdi beklenir yani. Yarın Sayın Kılıçdaroğlu TRT Kürdü ile ilgili, TRT Şeşti o zaman, TRT Kürdü oldu şimdi. TRT Kürdü ile ilgili de böyle bir çıkış yapabilir. Ama bu çıkışın işte muhafazakar kesime ya da oy alamadıkları işte Kürt seçmene yönelik hamleler olarak okunduğunu ve çok da samimi bulunmadığını ifade etmek isterim. Orhan Bey, birkaç soru daha soracağım. Bu konuyu kapatmak istiyorum sonrasında. Sonrasında bu açıklamalarından sonra, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra Özgür Özel'in de bir açıklaması oldu. Tamamen Kılıçdaroğlu'na ters düşecek cümleler söyledi. Aslında bu da bir çelişki, parti içerisinde de bir güvensizlik ortamı yarattı, öyle değil mi? Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani dediğim gibi şimdi biz mesela AK Parti 20 yıllık bir siyasi hafızası var artık bu partinin. Türkiye'nin siyasi tarihiyle, Türkiye'nin işte seçimleriyle ilgili herkesin olumlu ya da olumsuz bu hafızaya bir şeyi var. Yani bir ilgisi var, bir bakışı var vesaire. AK Parti'de de zaman zaman çeşitli konular bağlamında fikir ayrılıkları olmuyor mu? Olabiliyor yani. Ama CHP'deki fikir ayrılıkları temel meselelerdir. Bizdeki mesela bugün biz şey seçmen açısından, yani Doğu Güneydoğu seçmen açısından konuştuğumuz zaman şöyle diyoruz. Diyoruz ki partimiz 20 yıl içerisinde önemli bir muktesabat koydu ortaya. Ama bu muktesabat Türkiye'nin işte ne bileyim 15 Temmuz oldu, çözüm sürecinde işte bu örgütün istismarları oldu vesaire, işte hendekler vesaire. Bütün bunlar bu süreci baltaladı diyoruz. Bu yüzleşme diyoruz ya, yüzleşme hamlesi AK Parti tarafından yaklaşık işte 2010'lu yıllarda, 2009-2010'lu yıllarda başladığında çok iyi bir ortam oluşmuştu Türkiye'de ve herkes kamuoyu yoklamaları yapılıyordu. %80-90 oranında hem Avrupa Birliği reform sürecini destekliyordu hem de ülkedeki bu demokratik reformlara destek sunuyordu. Doğusuyla, batısıyla. Evet. Burada ciddi bir şey yoktu. Yani nasıl desek, anlaşmamazlık yoktu. Yani milli görüş genelinden gelen bir hareket geldi ve lideri dedi ki ben milli görüş gömleğini çıkardım, geldim. Yepyeni fikirlerle karşınızdayız dedi Türkiye'ye. Hepimiz buna şahit olduk. Ve bu böyle devam etti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluştan beri yaşadığı kronik, hem ideolojik hem de kendi ülke vatandaşına hem de yani çok demin söylediğim iki alanda, inanç ve kimlik alanında yaşadığı handikapların giderek kronikleştiğini görüyoruz. Dedim ya demin, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine, mesela bu açıklamasına iyi bakan AK Partili arkadaşlarımız da oldu. Evet, iyidir bu ya. Hani geçmişte ne olmuşsa olmuş. Buna iyi gör. Tamam, bakalım. Ama mesele bizim bakmamız değil. Mesele işte Özgür Özel'in ikna edilmesi ya da başka aktörlerin ikna edilmesi. Dolayısıyla bu tür konularda bütün toplumu, Türkiye'yi ilgilendiren artık geride kalması gereken doğrusu konularda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bir ikna sorunu var diye düşünüyorum ben. Keşke olmasa destekleriz bu. Yani bu konuda hemfikir değiller. Yani Sayın Kılıçdaroğlu helalleşelim diyor mesela. Partiden acayip homurtular çıkıyor. Ne helalleşmesi? Bugün olsa aynı şeyi yaparız diyor. Yani ve bunu da yani sıradan hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenler söylemiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını belirleyen insanlar söylüyor. Evet, Orhan Bey, ara verelim mi? Bir ara verelim mi? Reklam arası. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani iyi niyetinden şüphe etmesek bile partisindeki bu kaotik durumdan şüphe etmeye hakkımız var. Evet, reklam sonrasında zaten yine iç siyasetteki gelişmeleri size başlık başlık soracağım ben. Değerli izleyiciler, bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Deler Demir'in sunduğu BBN Gündem devam ediyor. Değerli izleyiciler, reklam arasında yayınımıza devam ediyoruz BBN Gündem'de değerli konuklarımla. Orhan Miroğlu ile başörtü konusunu konuştuk. Şimdi masamdaki konuklarıma yönelmek istiyorum. Siz Orhan Bey'in sözlerini istinaden ekleme yapar mısınız ya da karşıt bir şey söyler misiniz? Var mı görüşleriniz? Tabii, yani şöyle, aslında ben üniversite hocasıyım. Ben öğrencilerimin aslında görüşünü bu konuda temsil etmek istiyorum. Şöyle, Türkiye siyasetindeki din ve özellikle başörtüsü konusu
gençler bu konudan çok sıkılıyorlar. Yani örtülüsü de, açığı da. Birisi söyledi nihayet bunu ya. Bu konudan çok sıkıldılar. Çok. Çok canları sıkkın bu konuda. Hiç hoşlanmıyorlar. Herkes 6 milyon genç seçmene hitap etmek istiyor. Söyleyeyim, çok canları sıkılıyor. Bundan sıkılanlar da, sizin de az önce belirttiğiniz başörtülü olanlar da var. Yani. Tabii tabii. Yani hiç. Zaten ben şöyle söyleyeyim. Biz artık şöyleyiz. Benim öğrencimin ben başörtülü mü ya da baş açık mı olduğunu hatırlamıyorum. Ben onun ismini, zekasını, yüzünü, mizahını vesaire hatırlıyorum. Onlar da birbirlerinin farkında değiller. Örtülü müler değiller mi? Gençlerde böyle bir sorun yok. Ben de üniversitelerde, çok affedersiniz, ben de üniversitelerde ders veriyorum. Başörtülüsü şey aynı gruptalar. Beraber eğleniyorlar, çıkıyorlar, geziyorlar vesaire. Yani iş siyasete gelince burada böyle bir kilitlenme oluyor. Ve dejavu ya yani. Aslında bu konuyu CHP açtı böyle, baktığımızda. Hani iktidar açmadı, öyle değil mi? Zaman bir anda 25 yıl geriye gidiyorsunuz. Evet. Artık durması lazım. Ya yok, illa tabii muhalif partiler, yani Halk Partisi olması gerekmiyor. Evet. Muhalif partiler bu konunun bir ucundan tutmak istiyorlarsa eğer, mesela gençlerin hoşlanacağı bir şey var. Ve gençlerin de yapılmasına öngörebildikleri bir şey var. O da şu, aslında Türkiye'de bu meselenin yaşanmasının sebebi, yani bizim Cumhuriyet tarihimizde bunun yaşanmasının sebebi Fransız tipi laisizmdir. Yani onun Türkiye şubeleri, temsilcileri olan düşünce Türkiye'de bunu yaşattı. Bu ülkenin alnına böyle bir leke, böyle bir sıkıntı bu yüzden vuruldu. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizler benden tabii daha gençsiniz de. Yani Estağfurullah. 70'li yıllarda biz üniversitede okuduk. Evet. Tayyip Bey'de aynı yaştayız. O 54'lü, ben 55'liyim. Bizim dönemimizde üniversitelerde böyle bir sorun yoktu. Yani biz başörtülü mü, başörtüsüz mü diye bir sorun yaşamadık. 70'li yıllarda. Bu 12 Eylül 1980 darbesinden sonra evet. Gelişen bir akım olarak geldi. Fakat esas ne olduğunu anlayamadığımız bir biçimde 28 Şubat sürecinde Türkiye'ye gerçek anlamda baskı unsuru olarak getirildi. Biz, ben siyasalda okudum. Benim başörtülü arkadaşım vardı aynısını. Ayrıca benim oğlum 81 doğumludur. O üniversitede okurken daha henüz şey yoktu, böyle 28 Şubat'ın oğlumuz şeyleri falan yok. Onların da okulda bir sürü başörtülü kız evet. vardı. Sonra birdenbire her şeyi bir anda karşımızda bulduk. Bu siyaset üstü bir lobi çalışması gibi bir şeydi. Ve sonra tabii tepkisi Türk siyasetinin tamamen değişmesiyle sonuçlandı. Ama ben esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden... O dönemde, ama sözünüzü kesiyorum, yani sadece siyaset değil, askeri unsurlar evet. da devreye girdi bu konuda. Efendim askeri, Türkiye'nin, şimdi Orhan Miroğlu dinliyordur beni. Orhan Bey, bizi duyuyorsunuz değil mi? Efendim bizim... Duyuyorum tabii. Evet evet, söylemek istedikleriniz varsa siz olabilirsiniz arada. 1952'de bizim NATO'ya girmemiz ve 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra iki tane derin devletimiz olmuş, birbirine paralel. Bakın bu gençlere bunu anlatmak lazım. Doğru mu Orhan abi? Yani iki tane derin devletimiz olmuş. Hı hı. Birbirine paralel. Biri laik görünen NATO Türk. Hı hı. Yani NATO'cu generallerimizin Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yürüttükleri vesaire şeyi. Öbürü muhafazakar gözüken yine Amerikancı İslam başta. Diyebileceğimiz evet. Amerikancı bir şey yani. Şimdi ona FETÖ diyoruz. Yani bu ikisi, iki tane derin devlet ama milli olanı yok. İkisini de Amerika kurmuş. Yani bir yanı NATO Ardan, Türk. Efendim? Ardan. Efendim? İznin olursa bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah, buyur. Evet doğru, bu bir Amerikan operasyonu ama bizimkiler de yani hoşlanmışlar bu işten. Yani şimdi işlerine gelmiş. Söylemek lazım yani. Abicim şimdi. Bizimkiler de reddetmemişler yani bu işi yani. Sırtını güçlü bayağı. Birine dayadın mı geliyorsun. Yani evet. Sırtını güçlü bir yere. Bir saniye. Estağfurullah. Şimdi
Bu Balyoz Ergenekon kumpaslarında Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ya bu NATO Türkçüler biraz fazla milliyetçi gibi gözüküyorlar. Bunların benim Orta Doğu'da yapacağım yeni operasyonlara çok fazla katkıda bulunacağını sanmıyorum. FETÖ sen bunları bir temizle dedi. O olay oradan başladı ve sonuçta 15 Temmuz 2016'ya kadar geldik. Evet. Bunlar hakkında kitaplar yazılması, akademisyenlerin araştırması. Ben gazeteci olarak tanıklığımı anlatıyorum burada. O yüzden bu başörtüsüydü, İmam Hatip konularıydı, şuydu, buydu falan filan. Bunlar Amerikan emperyalizminin Türkiye'ye dayattığı konulardır. Bunlar Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'ne karşı yeşil kuşağı nasıl üretiriz? İşte ne yaparız, ne ederiz, İran ne olur bilmem ne derken bizim de başımıza bir sürü saçma sapan konunun tartışmalarını açtılar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek şey isterim. Bir demokrasi erbabı olarak veya bir entelektüel olarak Mustafa Kemal'e adam gibi sahip çıksınlar. Öyle sağına FETÖ'yü, soluna PKK'yı falan filan alarak Kuvay Milliye ruhuyla hareket etmesi gereken bir partide bu tür tartışmaların yaşanmaması gerekiyor. Esas olan şudur Türkiye'de siyaset üstü. Ben siyaseti konuşmam. Onun piri Ankara'da oturuyor şu anda. Ben siyaset üstü olarak baktığım zaman bütün partilerin saygı duyacağı bir tek ruh var bu ülkede. O da Kuvay-ı Milliye ruhudur. Anti-emperyalist, tam bağımsız, ekonomisiyle, askeriyle, milli savunmasıyla, şusuyla, busuyla güçlü bir Türkiye. Buna sahip çıkarak devam etmek lazım. Bu günlük tartışmalar, Türkiye'nin etrafı kuşatılmış, öyle değil mi Orhan abi? Bir yanımız Rumlar kuşatmış, öbür tarafımızı PKK, yukarıda savaş var. Biz burada Vahdettin hain miydi değil miydi onu tartışıyoruz. Şaka mı bu ya? Yani ben bazen anlayamıyorum. Türk halkının beynini mi yedirdiler bize? Ne oldular yani? Bizim tartışacağımız şurada ekonomi diye bir konu var yani. Bir ekonomist çağırın yarın öbür gün. Onunla da konuşalım. Yani bir sürü şey var. Ve biz kalkıyoruz Sayın Kılıçdaroğlu bir başörtüsü meselesi çıkarıyor. Ve herhalde Sayın Erdoğan'ı iktidarda tutmak için görevlendirmiş kendini. Yani bu tartışma Cumhuriyet Halk Partisi'ne %1 bile oy kazandırmaz ama Erdoğan'a ferahlık kazandırdı. Evet, ben daha fazla karışmayacağım. İç politika benim sadece uzmanlık alanım değil. Gene Ardan Bey'in açtığı yoldan uluslararası olarak ne yapılabilir? Şimdi bu gençler ne isterler? Bu gençler bu konunun konuşulmasını istemezler. Ama muhalefet partileri, özellikle CHP, bu konunun bir ucundan tutmak, bu konuya bir katkıda bulunmak istiyorsa, ki aslında bu iktidarın da o şey manevra ve inisiyatif alanında bir konudur. Fransa'da, özellikle Fransa'da elen, yani günümüzde başörtüsüyle okula gitmek ve başörtüsüyle çalışmak kadınlara ve kız çocuklarına yasak. Özellikle kız çocukları, özellikle Fransa'daki Türkiye'den kırsal kesimden gitmiş olan ailelerin çocuklarının eğitim hakları bugün orada baltalanıyor. Bunun çocuk hakları kapsamında, yani uluslararası insan çocuk hakları beyannamesinin kapsamında Avrupa'da uluslararası toplumun, kamuoyunun gözünün önünde gündeme getirilmesi ve bu çocukların haklarının savunulması ve bu çerçevede muhalif partilerin özellikle Sosyal Demokratlar Birliği kapsamındaki Halk Partisi'nin o kasları güçlüdür Ardan Bey. Çok daha pek iyi bilir. Pek güçlü değil ya. Yani, en azından rahmetli Erdal İnönü zamanında güçlüydü. Evet. Ha, şimdi güçlü değilse o zaman onun sorumluluğu da onlardadır. Hı. Ama biz ne bekleriz biliyor musunuz? Bu çocukların haklarının Fransa'da çocuk hakları ihlal edilmektedir şu anda. Hı hı. Müslüman Türk çocuklarının hakları ihlal edilmektedir. Bunun savunulması, bunun Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Birleşmiş Milletler'in ilgili birimlerinde konu edilmesi, Türkiye'de iktidar olsun, muhalif olsun.
Yani siz aslında partilerin, Fransa'daki bu yasağa karşısınız öyle değil mi? Elbette hocam, karşıyım. Yani kim karşı o? Tabii kim karşı? Tam Türkiye, tersi bir durum olsa bakın, o da karşı olursunuz. Türkiye eğer deniz aşırı, sınır aşırı, uluslararası topluma ve gençliğe hitap edecek programlar, ajandalar yaratabiliyorsa iç siyasetin cenderesini kırabilir. Bakın dünya bu gençleri anlıyor ve bu gençler de dünyayı anlıyorlar. Eskisi gibi yabancı dil bilenler parmakla sayıldığı bir dönemde değiliz artık. Evet. Dünya birbiriyle iletişim halinde ve Türk siyaseti, bu ülkenin siyasetçileri bu konuyu Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Avrupa Komisyonu'nda ilgili birimlerde bunun prosedürü var, yolu belli. Türkiye hangi konuyu gündeme getirmiş uluslararası alanda? Mesela çocuk hakları kapsamında sadece oradaki bizim Müslüman Türk çocukları değil. Magripli Müslümanlar da var. Biraz ben size araya girebilir miyim hocam? Çok küçük yaşta gebe kalan ve doğum yapmak zorunda kalan çocuklar da var. Evet. Bugün ve onların kürtajla ilgili sorunları var. Adına da ne diyorlar? Modernlik özgürlük. Ama aynı adamların aydınları bizim küçük gelinlerle uğraşabiliyorlar. Peki bizim aydınlarımız neden Avrupa'daki bu durumda uğraşmıyorlar? Çünkü Batı olunca herhalde işin daha... Ya şimdi ben Fransa değil. İçin moralini, hocamın moralini bozacağım. Türkiye'deki birikim, Türkiye'deki entelektüel birikim ki Ardan Bey bundan eminim bu meseleye çok vakıf. Artık ahlaki meselelerde belli ülkeleri hizalayabilecek bir seviyeye gelmiştir. Taşmaktadır ve fakat Türkiye'deki entelektüel birikim Türkiye siyasetine yansımamaktadır. Muhalif olsun, iktidar partisi olsun yansımamaktadır. Bu siyaset eğer ülkenin... Sözde entelektüellerden bahsetmiyoruz. Hayır, entelektüel birikimden ben bahsediyorum. Onlar sosyal medya entelektüel. Hayır, tabii ki ben ondan bahsetmiyorum. Ben gençlerin siyasetten beklentilerinden bahsediyorum. Ve Türkiye'nin uluslararası alanda bu çocukların haklarını savunma noktasında sorumluluk almasını beklediklerini söyleyeyim. Burada partilere büyük bir alan açmış oluyoruz. Akıl vermiş oluyoruz az gibi oldu ama değil. Ben sadece öğrencilerimin taleplerini dile getiriyorum. Yapılabileceğini çok doğru bir şey ama şimdi, ben Fransa için konuşacağım. Bir cümle. Orhan Bey, Ardan Bey bir cümle söyleyecek abi. Sonra size vereceğim Şu, Fransa'da isterseniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler nereden ne getirirsiniz getirin. Olsun, Fransa, konu ederiz. Fransa taş değişmez. Oluruz. Çünkü olsun, konu etmiş oluruz. Haç takmakta, kipa takmakta hepsini yasaklamış vaziyette. Yani bir tek başörtüyü yasaklamış olsa Fransa ile uğraşılabilir. Ama Fransız yasaları bir öğretmenin boynundaki haç nedeniyle işten alınmasını öngörüyor. Veyahut bir Yahudi öğretmenin veya bir Yahudi bürokratın veya yargıcın Şabat günü kipa takmasını da yasaklıyor. O yüzden Fransa... Şabat günü yasaklıyor. Hayır ama zaten yani veya... Şabat günü gitmeyi verir. Dışarıya gider sinagoguna, kurtarır. Okula her gün gitmek zorunda. Niçin biliyor musunuz? Euronews'ta ben danışmanlık yaptım. Lyon'da merkezi. Aha. Bu konular bizim önümüze geldiği zaman hukuku getirdiler. Hukuk gerçekten çok sıkı uygulanan bir hukuk. Hristiyanlara, Müslümanlara ve Yahudilere gerçekten... iş yerlerinde, kamuya açık alanda ne kipa ne haç, küpe olarak haç bile yasak. Yani öyle bir yapıları var. Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Çünkü tarihleri inanılmaz kanlı. Yok yok, son bir yapılan İslamofobiya yani araştırması Fransa'da çok enteresan sonuçlar verdi. Aynı fasıflarda insanlar. Aynı şirketlere iki ayrı isimle müracaat ediyorlar. Tabii yapıyor. Birisi biraz İslam ve Türk kokuyor, öbürü kokmuyor. Evet. Tamam mı? Birisi Markus, öbürüsü başka bir şey oluyor. Aynı özellik, bir kişi ben hem Nurcan hem de Johanna, yani Johanna ismiyle müracaat ediyorum. Ama savunduğunuz şey aynı.
Yok yok, aynı CV. Hayır, aynı CV'yle. Evet. Aynı pozisyona, aynı özgeçmişle. Evet. Aynı pozisyona ben iki ayrı isimle müracaat ediyorum. Kesinlikle ben öyle. Ben hiç almıyorum davet. İki ayrı telefon numarasıyla test yapılmış bu araştırma. Tabii Fransa'daki İslam. Kesinlikle geri dönüş olmamış. Neden? Orada dini ibaresi. Çok yüksek bir bu konuda haklısınız canım. Çok, çok yüksek bir diskriminasyon var. Çok haklılar tabii yani. Evet. Oo. Evet. Feci. Evet. Orhan abi bir şey söylüyor. Orhan Bey bir şey söyleyecektiniz. Nurcan hocam bir şey hatırlattı da şimdi çocuk hakları Fransa'da ya da Avrupa'nın herhangi bir ülke. Tabii ki bunlar güzel şeyler ama önce sizin kendi standartlarınızın değerli hocam biraz buna el veriyor olması lazım. Bakın biz şimdi bir proje yürütüyoruz. Nurcan hocamla da paylaşmıştık bunu biliyor yani. Bu Diyarbakır anneleriyle ilgili bir proje. Ve gittik sahada bu insanlarla konuştuk. 100'e yakın röportajlar yaptı arkadaşlarımız. Ve burada 2012-2016 yılları arasında dağa kaçırılan çocukların bir şekilde sayısı toplam 3000-4000. Bunlar 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında. Ne oldu? Bunların anneleri hak talep edecek bir cesarete ulaştılar. Yani çünkü cesaret diyorum çünkü her dönemde bu cesareti biz Türkiye'de göremedik. 40 yıllık bu işin tarihine baktığımız zaman. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti ve bu çadırdaki bu insanların bırakalım ziyaretine onlarla ilgili şöyle akılda kalacak 3-5 kelime bile sarf etmedi. Yani bizim bir kere kendi ülkemizde 9-10 yaşında dağlara yollanan, dağlara kaçırılan bu çocukların hakları ve hukukları konusunda bir gelişkinliğe erişmiş olmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef bunu göremiyoruz. Keşke olabilse. Dolayısıyla yani bu yani Fransa'daki tabii ki yabancı çocukların Müslüman olsun olmasın Yahudi olabilir vesaire haklarıyla ilgilenmek mevzusu çok güzel bir mevzu. Ben vaktiyle kendi partimde mesela şunu çok insan hakları komisyonu üyeliği yaptım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şunu hep önerdiğimi hatırlıyorum. Yani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl ki Avrupa'daki insan hakları muktesebatı belli acılar üzerinden, savaşın getirdiği yıkım üzerinden yeni bir muktesebat oluşturdu. Hukuk bakımından, sosyal ilişkiler bakımından. Türkiye, Orta Doğu'daki bu felaketlere, kendi içindeki felaketi de katarak tabii evet. Söylemek isterim. Şey olabilecek, yani bir çeşit İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir Fransa, bir Almanya olabilecek şeyde bir ülke, kudrette bir ülke. Yani mesela şöyle diyordum ki neden Mardin'de bu Orta Doğu'daki savaşlardan travmatik neticelerle çıkmış, hayatında belli bir travması olan insanları tedavi edebileceğimiz uluslararası bir hastanemiz olmasın. Ne bileyim İnsan Hakları Mahkemesi benzeri Türkiye'de bir hukuki süreç neden başlatmayalım gibi. Şimdi bunlar tabii ki çok önemli şeyler ama siz gidip Fransa'da şu hak bu hak dediğiniz zaman yani size en başta bir terör örgütüne karşı ayaklanmış kadın topluluğu, anneler ve onların çocukları hatırlatılır yani. İktidar olarak, AK Parti olarak doğrusunu isterseniz bu konudaki vazifelerimizi yerine getiriyoruz. Yani bunu da söylemiş olalım. Cumhurbaşkanımız zannediyorum benim aklımda kaldığı kadarıyla en az iki defa o çadırı ziyaret etti ve umut verdi, destek verdi o insanlara. Ama muhalefetin bu alandaki görüntüsü de maalesef makbul bir yerde durmuyor. Çünkü Ardan demin güzel bir şey söyledi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Kuvayi Milliye ruhunun bir şekilde belirsiz hale gelmesi, hadi kayboldu demeyeyim, haksızlık etmeyeyim ama çok belirsizleşmesi ve bulanık bir hal alması bu ruhun elbette ki bu temel ulusal politikalarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni atıl hale getiriyor. Ve bu atalet durumu onu aslında son 20 yılda baktığımız zaman hem Avrupa'daki hem de dünyadaki gelişmelerden uzak bir yerde tutuyor. Yani düşünün mesela Sayın Kılıçdaroğlu herhalde Amerika'ya gidecek bu önümüzdeki günlerde. Amerika'da yine işte solcularla buluşacak. Buluşsun bir şeyi yok.
Ama Amerika'da sadece solcular yok ki. Demokratlar var, muhafazakarlar var. Ve bu iki parti arasındaki yarış sonucu Amerika'da biri geliyor. Dünyada işte bir iktidar alanını kullanıyor, kendi ülkesinde kullanıyor vesaire. Dolayısıyla yani bir kopukluk var Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yani dünyadan bir kopukluk var. Kendi ülke gerçekliğinden kopukluk var. Bunun da temel sebebi bence bu Arda'nın söylediği Kuvayi Milliye ruhundan uzaklaşmış olmak ve Mustafa Kemal'i bir türlü güncelleyememek. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleriyle Avrupa Konseyi'nde görev yaptım. Hep hatırlatıyorduk, hep söylüyorduk. Deniz Baykal başta olmak üzere, Allah sağlıklı bir ömür versin Deniz Bey'e. Diyorduk ki yani Mustafa, ben şunu hatırlıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımıza Mustafa Kemal'in neden güncellenmesi gerektiğine dair Avrupa'da yayınlanmış bir takım makaleleri bile önerdiğimi hatırlıyorum yani. Avrupalılar daha çok kötü çalışıyor. Ama bir türlü olmuyor. Kaldı ki bu benim görevim değil. Yani benim ve benim kuşağımdaki insanların işte Kurtuluş Savaşı ile ilgili olsun, Mustafa Kemal'le ilgili olsun ve tabii ki nihai olarak Kemalizmle ilgili olsun duruşları falan ortadadır. Ama ben Mardinli bir Kürt olarak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarıma çok net hatırlıyorum. Makalenin de ismi bende kalsın, şimdi söylemeyeyim. Önerdiğimi hatırlıyorum yani. Ama bu bir türlü olmuyor. Maalesef olmuyor. Olsa doğru dürüst bir muhalefetimiz olur. AK Parti'nin ne bileyim hoşumuza gitmeyen ya da ya bu iş şöyle değil de böyle olsa daha iyi olurdu diyebileceğimiz birçok konuyu daha berrak, daha akılcı bir şekilde görme fırsatı elde ederiz. Hı hı. Ama şu an hep Cumhurbaşkanımız söyler, doğrusu ben de katılıyorum bu fikre. AK Parti kendi kendinin muhalefeti olan bir parti bugün Türkiye'de ve bu demokrasiyi geliştiren, güçlendiren bir olgu değil maalesef. Zayıflatan bir olgu bence. AK Parti'nin içinde olduğunuz için mi böyle söylüyorsunuz, yoksa dışarıdan bir gözlemci olarak, bir vatandaş Yok, olarak mı? Şunu söyleyeyim. Hani bir yola çıktık biz hep beraber, Ardan, Nurcan Hoca falan. Evet. Şunu söyleyeyim. Yani buradaki fikirlerimin büyük oranda, yani seyirciye hatırlatmış olayım, büyük oranda AK Parti'nin resmi politikalarıyla bazen %100 uyuşmadığını da görebilir. Yani seyirci görebilir. Burada hiçbir beis yok. Çünkü bunu ben bir zenginlik olarak görüyorum. Evet. Bu zenginlikle daha fazla buluşan bir AK Parti özlemi var benim içimde ve bu da AK Parti'yi sevdiğimden, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan saygımdan kaynaklanan bir şey. Yoksa benden zaten muhalif falan çıkmaz. Hiçbir şeye muhalif çıkmaz. Ben kendimi iyi bir Türkiye'li gibi görüyorum. Kimlik meselelerini de biraz geride bırakmış sayıyorum kendimi. Bugün Nobel Edebiyat Ödülü alan Fransız bir yazar, ismini hatırlayamadım şimdi. Onunla ilgili yazılar okuyordum. Bir yerde şöyle bir yorum yapılmış. Nobel Edebiyat Komitesi ona bu ödülü verilme gerekçesi olarak da söylüyor bunu. İşte kimlikleri, insan kimliği diye bir şey yoktur diyor. Yani süreçler var. O süreçlere bağlı olarak insanlar şöyle düşünür, böyle düşünür ama sonuçta yalın halde insan gerçekliğiyle karşı karşıya kalırız demiş bu hanımefendi, yazar. Ve Nobel Edebiyat Ödülünü almış. Biraz da bunları keşfettikçe insan kendisine dünyada acaba kimler benziyor falan gerçeğiyle de karşılaşıyor. Bence iyi bir şey bu yani. O yüzden evet, bu dönemin tabii ki ağır problemleri var ama Kuvayi Milliye ruhu evet önemli bir şey. Kuşatma altında Türkiye. Evet, kuşatma altında ama ben beka meselesi ya da kuşatmadan söz ettiğim zaman bir Mardinli olarak bir bakıyorum ki AK Parti'nin işte kuruluşundan beri içinde olan arkadaşlarımız ya bu beka sorunu nereden çıkardınız kardeşim, beka sorunu falan yok diyorlar ama ben biliyorum. Biliyorum çünkü milletvekiliyken sadece Nusaybin'den 77 şehidimizin cenazesini bizzat kaldırdım. Ağlıya ağlıya kaldırdım. Tabii canım. Dolayısıyla bu meselelere biraz Türkiyeci bakmak falan, yani ideolojilerin ötesinde evet, biraz bakmak çok zamanı çoktan geldi de geçiyor. Şimdi Orhan Miroğlu, burada bizim millet olarak yapamadığımız bir şey var. Bari konu açıldı, güzel gidiyor. Evet. Bazı konuların partiler ve siyaset üstü olduğunu bir türlü birbirimize anlatamıyoruz. Evet. Yani aynen. Türkiye'nin milli beka meselesi AK Parti'nin meselesi değildir. Tabii ki.
Türkiye'nin hepimizin Kuvayi Milliye ruhu, ne bileyim ben, X bir partinin, yani CHP'nin değildir. Tabii ki. Bazı kavramlar ve bazı sorunların partiler üstü, siyaset üstü bir milli mutabakatla ele alınması gerekir. Biz aramızda anlaşamayabiliriz. Sayın Erdoğan'la ben her şeyi aynı düşünemem ya. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Tabii ki öyle. Zaten öyle yani, olsa sıkıntı olur. Söylediği, söylediği yani. Lafların bir kısmını gerçekten hadi canım olmaz diyebildiğim anlar oluyor. Hayır, o yani, zaman Erdoğan Bey niye var? Evet. Yani tabii. Şimdi bakın. Allah ona niye yaratmış? Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye, Suriye işte Mardin'den bahsediyor. Suriye sınırından kuşatılmış, Kıbrıs'tan kuşatılmış, Doğu Akdeniz'de hareket ettirilmiyor. Montreux Anlaşması olmasa kendimizi savaşın içinde bulacaktık. Biliyorsunuz. Şeyde, Ukrayna'dan dolayı. Tabii. Yani bu meselelerin mesela meclisle paylaşılarak, biraz hükümette de bu konuda kabahat var. Yani meclise çok fazla yüklenmiyor. Eskiden mesela Süleyman Demirel bir meselede sıkıştığı zaman meclise giderdi. Meclise anlatırdı. Orada bir kavga çıkardı falan. O meselenin bir çözümü. Şimdi Türk devlet geleneği. Yani, şimdi bu bizim bu, ama baktığımızda yine TV programlarında bile açık oturumlar olurdu. Liderler şimdi, beraber. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi, yani çok zor. Bu meselelerin gerçekten siyaset üstü değerlendirilmesi lazım. Ekonomi meşveret de dahil. Meşveret meclisine havale edilir. Ama efendim ekonomiyi yönetiş tarzında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarzıyla, ne bileyim ben, Sayın Kılıçdaroğlu farklı olabilir. O ayrı bir hikaye ama biz sonuç itibariyle bu memleketi nasıl zengin kılacağız? Yani sonuç ortak bir payda var. O da evet, ortak paydaya bakmamız, bakmamız lazım. Yoksa ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa şeyi de sevmiyorum, açık konuşayım. Tabii. Gazeteci arkadaşlar geçiyorlar, biri bir partiden, öbürü bir partiden. Orhan Bey, niye siyasiler tartışmıyor da bizim gazeteciler tartışıyor? Vallahi çünkü sizin gazetecilerde her şeyi bilen gazeteci milleti doldu. Arvan, ne diyeyim bilmiyorum ki. Biz de sen davet ediyorlar, diyorum ki ya ben her şeyi bilmiyorum. Siz her şeyi bilen insanları davet ediyorsunuz. Böyle bir sınıf oluştu Türkiye'de. Dolayısıyla söylediğin çok doğru. Parti tabanında da karşılaşıyoruz. Mesela diyorlar ki ya vekilim siz niye çıkıp konuşmuyorsunuz da tabii. İşte şu gazeteciler, bu gazeteciler. Ama sadece bu da değil. Bence siyasi partilerin gündemini bile neredeyse birkaç gazeteci arkadaşımız belirlemeye başladı Türkiye'de. Bu da bence ciddi bir sorun. Bu tabii bu meselenin fikir özgürlüğüyle falan alakası yok. Yani ben bu sınırsız, yani bunun bedelini ödemiş bir insanım. Ben nasıl fikir özgürlüğüne karşı bir söz söyleyebilirim ki? Asla öyle bir şey yok yani. Ama ya şimdi roller birbirine o kadar çok karışmış ki. Roller yani, karıştı. Bu rollerin karışmasından bir kere bir baskılama doğuyor. Yani bir gazeteci arkadaşımız, diyelim ki A Partisi'ni destekleyen bir arkadaşımız bir şey söylüyor ve herkes o şeyin sanki mutabakatla ifade edildiğine inanıyor bir anda, her nasıl oluyorsa ve o sözün dışında bir şey söylemek istemiyor. Milletvekili de öyle davranıyor, parti yöneticisi de öyle davranıyor. Oysa öyle değil. Biz zaman zaman tabii bölgede işte valilerimiz gelir, kuvvet komutanları falan, anlaştığımız konular olur, anlaşamadığımız konular olur. Ama ben hep bunu söylerim, ilgili valilerin işte muhatabı İçişleri Bakanlığı'dır. Sayın Bakanımıza deriz ki, ya Sayın Bakanım biz siyasetçiyiz, vali bey valiliğini yapsın, biz de siyasetimizi yaparız. Yani buyurun, yapalım. Kimse kimsenin rolüne karışmasın. Şimdi bu rol karışımı işte medyada da bence önemli oranda bugün rol görüyoruz. Rol çalmak gibi. Yok valla işte, rol çalmanın ötesinde. Rol çalmak vesaire. Bu rol. Orhan Bey. Politikasını neredeyse belirleyen gazeteciler de var dünyada. Ruslar için işte söz konusu edildiği zaman, ne bileyim, Alexander Dugin'den bahsederiz falan, danışmanları vardır. Bu bütün bu mekanizmalar tamam. Ama sanki Türkiye'de
belki gazeteci arkadaşlarımız kızacaklar buna ama yani biraz daha sükunet gerekiyor. Yani ya AK Parti'nin politikaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları, İYİ Parti'nin veya diğer partilerin politikalarını şöyle takip edip gazeteci mesleğinin getirdiği ölçülerde söz söylemek, yazı yazmak iyi bir şey. Ama onun ötesinde karşılaşıyoruz. Neredeyse politika belirleme, yani bir sınır çizme, bir ayar verme durumlarıyla da karşılaşmıyor değiliz yani. Evet. Yani aslında... Soruna cevap oldu mu bilmiyorum ama... Mükemmeldi. Şimdi Sayın Vekilimizin bahsettiği, Miroğlu'nun bahsettiği konu şu aslında. Hadlerini bilmeme söz konusu. Valla hanımefendi bir siyasi tartışma problemi... Yok, ben böyle bir şey söylemeyeyim. Sınır ve had bilmemek söz konusu yani... Şimdi vekilimiz daha ince hassas düşünerek muadil bir kelimeyi seçti aslında. Evet. Yani şimdi insanın ne istediğini söylemesiyle ne düşündüğünü söylemesi iki farklı şeydir. Tabii. Ben bu meseleyi böyle görüyorum. Ne olacak şimdi? İşte diyelim ki seçimlerde şu parti kazanacak. Şimdi bu benim isteğim mi, düşüncem mi? Mesele orada. Çok ayrı tabii. İki şey. Şimdi bu ayrımı biz maalesef biz Türkler bu ayrımı karıştırıyoruz. Evet. Yani ne olacağını ölçmek biçmek başka bir şeydir. Evet. Ne olacağını istemek başka şeydir. Doğru. Biz hep istediğimizle düşündüğümüzü birbirine karıştırıyoruz. Bütün bu karmaşanın sebebi bu. Yani bencillikte giriyor. Açık. Yani, bunu daha net hale nasıl getirebiliriz? Şimdi esasında o kadar doğru bir yere geldi ki bu konuşma. Kendiliğinden de geldi yani. Evet. Hoş da oldu. Evet. Şimdi, bu arada sözünüzü kesiyorum. Çok yani. Mesaj alıyorum. Çok güzel gidiyor program diye samimi bir mesajlar geliyor. Onu da söyleyeyim. Demokrasilerde esas şu. Herkes kendi yerinde duracak öncelikle. Yani... diyelim ki Kuvayi Milliye'yi bir gelenek olarak almış olduğunu söyleyen bir parti orada duracak. O birdenbire buraya savrulmayacak. Yani veyahut AK Parti şuraya savrulmayacak. Anlatabiliyor muyum? Bir defa herkes bir yerli yerinde duracak. Bu Türkiye'de ne yazık ki olmuyor. Tam böyle herkes yerli yerine aldı zannediyorsun. Ha şu şunu savunuyor, bu bunu savunuyor zannediyorsun. Birdenbire ortalık karışıyor. Tam ters konular birbirine giriyor. Evet. Yani evet. Bir defa böyle bir demokraside seçmen veya vatandaşın kafası fena halde karışır. Sonuç nereye varır? Sonuç siyasi amigoluğa varır. Ha. Siyasi amigoluk budur. Niye? Çünkü kafası karışmış millete 3 tane sloganla çok kolay hakim olabilirsiniz. Milletin kafa karışınca siz ne derseniz zaman içinde o ortaya çıkar. Ama o sağlıklı mıdır? Değildir. Çünkü sağlıklı olabilmesi için bir süreçte herkesin katılımıyla yaşanılan bir tartışma gerekiyor. Bakın Boris Johnson gitti. Değil mi? Evet. Evet. Yerine Liz Truss geldi. Adam 3-4 tane parti yüzünden makamından oldu. Evet, Liz Truss geldi. Tamam, 40 olsun ya. Oldu. 40 olsun hayır, ya. Hayır Liz Truss geldi. Liz Truss kaç günde geldi? Bir ay mı? 1,5 ay. Evet, o kadar yani. Ama yani sürekli tartıştılar. Evet. Sürekli seçim. Sürekli tartışma. Tabii, tabii. Medya tartışıyor, o tartışıyor. Sonuçta Liz Truss yani. Kimse demedi ki ya tepeden biri söyleseydi şu atansaydı buraya. Mesela evet. Kraliçe. İstişare yani, edildi bu değil mi? İnanılmaz. Müzakere edildi. Şimdi bu. Demokrasi dediğiniz şey müzakere. Bu. Herkes gazeteci gibi olacak. Net. Yani ben bazen böyle başka kanalları izliyorum. Görüyorum siyasi tartışma programı bir tane siyasetçi yok. Allah'a çok şükür Orhan abiyi çağırmışsınız gelmiş. Ben de muhalif unsur olurum ileride. Böyle birbirimizle kapışırız tatlı tatlı konuşuruz. Vallahi ben kimseyi ayırmam söyleyeyim. Kavganızı ona yani göre şimdi, yapın. Ya üslup önemli zaten her şeyde. Nurdan Hanım ben ayırmam sizi ayırır mesele, mısınız? Mesele ha, bu. Yok ben de bildiğim hep savunurum. Mesele bu. Biz bu demokrasi işini biraz daha netleştirmemiz, biraz daha zeminleri ve karakterleri, portreleri yerli yerine oturtmamız lazım. O yüzden size de böyle bir fırsatı bizlere verdiğiniz için ne güzel. Ben de sizlerle, gerçekten sizin çok gibi teşekkür ederim. Ben isimlerle. De içimdekileri de
biraz dökmüş program oldum yapmak. En azından bu mesleğin duayeniyim. Öyle diyor arkadaşlar, dinozor yerine duayen bazı kelimesi. Bazı durumlarda namütevazı olmak lazım herhalde. Aşk olsun. Genelde böyledir. Yok, öyle yüzden, benzetme yapmayalım. O yüzden onlara da uyarıyorum. Yani bu kadar kaptırmasınlar kendilerini sonuç itibariyle. Şimdi tabii Ardan Bey'in belki geçmişini de burada zikretmek lazım. Türkiye'de özel televizyonculuk ve habercilik diye bir şey başladı. Yani tarihsel olarak mesela şimdi sosyal medya var. Ondan önce özel televizyonculuk vardı. Yani bu televizyonculuk denilen teknolojinin bunun instalasyonu vesaire, değil mi? Daha ben idamla yargılandım ya. Ne diyorsunuz? Tabii anayasayı yani tahir. Yani biz üniversite öğrencisiydik. Ardan Bey bu işleri yaparken. Neyse onları geçelim. Evet. Ardan Bey de maşallah diyorsunuz ama yani bir yaşlı gözükmüyor yani. Yaşınızı sormayacağım şimdi canlı yayında. Yok 67 yaşında. O Kafkas ve mekodoruklarının avantajını arkasına almış. Sırtı yere gelmiş. Orhan Bey bir şey mi söyleyecektiniz? Bir şey söylediniz sanki. Hayır. Erdan Bey, Ardan Bey'in yaşı gözünüzden kaçmış demin söyledi aslında. Nasıl? Ha evet evet, yok biz yaşlanmadı Ardan Bey, yaş alıyor sadece. Hayır. dedi ya Tayyip Bey dedi 53 doğumlu. Ha ben doğru 54'lüyüm dedi. 54 ben 55'liyim, o 54'lü. Evet, evet, evet. Aramızda evet, bir yaş fark var. Öyle. Dikkate almadık çünkü konduramadık. Şimdi doğru, nereden devam ediyoruz evet, sayın moderatör? Şimdi estağfurullah beraber sohbet ortamında geçiyor zaten. Şimdi bu konuyu kapatmak istiyorum açıkçası. Hep böyle dedik ya niye açtık yine bayağı konuştuk üstüne bakarsanız hani. Son cümlelerinizi alalım Orhan Bey, bu konuyu kapatalım. Sonra dış siyasete geçeceğim, iç siyaset için sonrasında reklamlardan sonra yine size yöneleceğim. Bir şey söyleyecek misiniz bu başörtüsü konusunda? Valla yani demin Nurcan Hoca ifade etti ya, yani öğrencilerim yoruldu. Aslında toplum da yoruldu bu konulardan. Aslında çok daha önemli meseleler var. Çünkü bu meseleleri bir şekilde yani 20 yıllık iktidar sürecinde AK Parti çözdü, çözüme kavuşturdu. Daha kalıcı bir şey mi istiyorsunuz? Buyurun. Bunu birlikte yapalım ama demin de sizin ekranlarda da gördüm, bakmamıştım doğrusunu isterseniz gündüz. Sayın Kılıçdaroğlu işte AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifini getirsinler, bakarız, destekleyebiliriz diyor. Özgür Özel ise partinin sözcüsü galiba, o da farklı bir şey söylüyor. Yeni dönemde diyor. Yani yeni meclisi biz oluşturacağız diyor, evet. Evet, yeni meclis döneminde olabilir diyor. Şimdi bir yani... Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafası gerçekten bu anlamda çok karışık. Bu karışıklığı gidermek belki onlara fayda sağlar diye söyleyeyim. Başka da söyleyecek bir şey yok yani. Siz bu konuda bir şey söyleyecek misiniz? Yok ben hiç çok bile konuştum. O zaman bu konuyu artık bir kapatalım. Estağfurullah. Bu konuyu bir kapatalım artık. Ben yine size yöneleyim Ardan Bey. Eyvah, dünya nükleer savaşla... savaş tehdidiyle karşı karşıya mı? Yine bu Rusya-Ukrayna konusuna gireceğim. Bir savaş başladı. Tam pandemiden kurtulduk dedik. Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Bu sefer kıtlık başladı. Tahıl koridoru anlaşması yaptık. Şimdi Avrupa kışı nasıl geçirecek? Yorganlar, yastıklar alınıyor. Kısıtlamalara gidiliyor. Elektrikler işte su kısıtlamalarına gidiliyor. Elektrikler kısılıyor. Klimalar açılmıyor. Ülkeler bu anlamda kendilerince önlemler alıyor. Dünya nükleer savaş tehdidiyle karşı karşıya. Şimdi nükleer savaş tehdidiyle dünya 1945 Nagasaki ve Hiroşima'da atılan iki atom bombasıyla zaten yani karşılaştı. Tecrübe ettik bunu. Biz yeni bir şey konuşmuyoruz. Sadece tekrarlanıp tekrarlanmayacağını konuşuyoruz. Öncelikle kavramları iyi belirlemek lazım. Genelde dış politika veya iç politika ile ilgili bir tartışmalarda bir kavram belirlemesi ihtiyacı hissediyorum. Sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman Pasifik'teki savaşın sonlanması için Ağustos 1945'te önce Hiroşima'ya sonra Nagasaki'ye iki bomba atmış ve insanlık bir nükleer savaş yaşamıştır. Evet. Ama bugün geldiğimiz dehşet dengesi o nükleer savaş yani o atılan atom bombalarını bayram çatapatına çevirmiştir. Yani ha bayramda atılan çatapat ha onlar. Düşünün şu anda karşılaştığımız manzarayı.
Birleşmiş Milletler'in ilgili kararı doğrultusunda yasal olarak nükleer silaha sahip olan devletler bir metin üzerinde anlaşmışlardır. Evet, yönetmenim. Deler Demir'in sunduğu BBN Gündem devam ediyor. Değerli izleyiciler, BBN Türk ekranlarında BBN Gündem'le karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag'daki canlı konuşmasını ekranlarınıza taşıdık. Neleri konuştu Cumhurbaşkanı? Not almıştım, hemen onları aktarmak istiyorum. Sonra konuklarıma da bu anlamda söz vereceğim. Özellikle Yunanistan'la gerilim konusuna değindi Cumhurbaşkanı. Yine yaşanan gelişmeler Türkiye'nin, Avrupa Birliği için Türkiye'nin anahtar bir ülke olduğunu gösteriyor dedi. Türkiye'mizi bu anlamda yüceltti. Talal Koridoru'na, esir takası konusuna değindi. Yunanistan gerilimine değindi dedik. Ve yine ben konuklarıma dönmek istiyorum. Cümleler üstünden mi gidelim Ardan Bey, yoksa siz ben not kısaca, aldınız zaten. İsterseniz kısaca, bir özet çıkarım. Bir iki noktaya değinmek istiyorum. Bir de istiyorum. Önemli bir cümlesi de şuydu. Türkiye'nin hiçbir ülke toprağında söz gözü şimdi, yoktur dedi. Önemli vurgular şimdi, yaptı. Bence öne çıkan bir iki nokta var burada. Çok kritik dış politika açısından önemli birkaç nokta var. Bir, 44 liderin katıldığı yemekte bir Türk-Yunan kavgası çıkmış. Kayıkçı kavgası olmuş. Bir gerilim olmuş sanki. Yok, büyük kavga çıkmış belli. Sayın Erdoğan'ı ben şeyde de tanırım. Yani 2009 Ocak ayındaki One Minute olayından bir tık daha sakindi. Şeye sinirlenmiş belli ki, başkana sinirlenmiş. Yani ben bir konuşma yapıyorum. Sen adama niye cevap hakkı veriyorsun? Zaten adam konuşmuş veya konuşacak. Yani her orada bir tartışma mevzu açılması hoşuna gitmemiş. Diplomatik teamüller açısından da doğru değildir. Değil, yani o konuşur, sen konuşursun. Herkes birbirini dinler, o kadar. Ama bir tartışmaya, nitekim Yunan meslektaşın bir gece ansızın konusuna, konuyu anlamışsın, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun bir gece ansızın. Sen anlamışsan onlar anlamıştır. Sen anladıysan onlar da anlamıştır, anlamıştır dedi. Evet. Yani şeydi, bakın ben Erdoğan'ın dış politikadaki daha önceki iki vakasını bildiğim için rahat konuşuyorum. Erdoğan temasta olduğu veya müzakere yaptığı liderlerin yalan söylemesine dayanamıyor. İki tane lider bugüne kadar onun kara listesine girdi. Biri Sarkozy, Fransa eski cumhurbaşkanı. Hala lafı getirir getirir. Hala bak bugün de ben bunların Sarkozy'sini de biliyorum, yalancının tekiydi der. Öbürü İsrail eski başbakanı Ehud Olmert. O da Suriye meselesinde Türkiye aracı olmuştu. Yani bu savaşların falan hiçbiri çıkmayacaktı. O gece tam Suriye ile müzakere yapılacağı gece Gazze'yi bombaladı. O gün itibariyle Erdoğan İsrail'i son döneme kadar sildi. Şimdi bu Mitsotakis ne yapmış? Mitsotakis de söyleyeyim, herkes bir bilsin. Mitsotakis gelmiş Erdoğan'a demiş ki ya biz iki komşu ülkeyiz. Niye biz araya bunu şunu sokuyoruz? Kendi diyor bunu. Erdoğan da demiş ki aferin bak akıllı konuşuyorsun. Yani biz seninle bir telefonla açalım, telefonla konuşalım falan. Bunu dedikten sonra gitti Mayıs ayında Amerikan Kongresi'nde Amerikalılara dedi ki Türklere F-16 satmayın. Yani şimdi sen geliyorsun bana diyorsun ki ya biz aramızda meselelerimizi ikili olarak görelim. Sonra da gidiyorsun Amerikalı'ya, Amerikan Kongresi'ni karşına bul, alıyorsun diyorsun ki ey Amerika, ey Avrupa, Türklere karşı benimle beraber olun. O an sildi. Ve dedi ki sen yalancısın. Sen dedi bana böyle böyle dedin. Ama sen yalancısın. Sen sözünün eri değilsin. İkili oynadığını savunacaksın. Bundan sonra dedi ben seninle konuşmam dedi. Evet. Şimdi bu olayın devamını görüyoruz. Bu olay bir süre daha devam eder. Bu şu demek değil. Türkiye uluslararası hukuka aykırı bir davranış sergileyecek veya Yunanistan'la savaşacak falan bir ülke değil. Yani ben öyle şeyleri hani hamasetle konuşan çok insan var da
Öyle Türk-Yunan Harbi falan böyle bir gecede yapılacak işler değil bunlar. Yani o işler ayrı işler. Yani işin içine başka bin tane olay girer. Onu bir kenara bırakalım. Ben şeyi önemsiyordum ve doğru çıktı. 2 Şubat günü yayınladığım bir analizde İlham Aliyev'le Erdoğan'ın çok doğru bir manevra yaptığını söyledim. O da nedir? Paşinyan'ı Kremlin'le Beyaz Saray'ın eline bırakmamaya çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi Ermenistan geleneksel olarak bir Rus uydusudur. Şaşmaz bir şekilde. Bugüne kadar öyle geçti. Hatta ben oralarda görev yaptığım için de söyleyeyim. Türkiye Ermenistan sınırına Ermeni askeri beklemez, Rus askeri bekler. Öyledir yani. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesidir falan. Ermeni'nin askeri mi var canım? Onun ancak komitası olur. Neyse. Şimdi bu Ukrayna Savaşı ile beraber Rusya'nın zayıflaması ve Azerbaycan'a karşı bir garantörlük sistemini getirememesi nedeniyle Paşinyan şöyle bir bakındı etrafına. Yani batıda kim var diye. Zaten Washington ve Paris devreye girmişti. Hemen apar topar Nancy Pelosi'yi gönderdiler falan. Şimdi Ermenistan'ın Rus uydusu olması da Ermenistan'ın batı mandası altında yaşaması da Türkiye ve Azerbaycan için iyi değildir. Yani Rus uydusu olursa sürekli Rusya ile Kafkasya'da denge kovalamak zorunda kalırsın. Paris yani Fransa ve Amerika'nın manda yönetimi, şemsiye yönetiminin himayesi altındaki Ermenistan'da tıpkı Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde Yunan'la karşılaştığımız sorunların aynısını üretir. Şimdi bunu gördükleri için İlham Aliyev ne zaman Charles Michel çağırsa ya gel bir konuş şu Paşinyan'la dese patlatlayıp gidiyor. Ve habire şunu yapıyor. Ya sen bu barış anlaşmasında yürü, ben sana içeride dışarıda destek olacağım. Ama en büyük desteği bugün Paşinyan'a Erdoğan verdi. Dedi ki sen işi yürüt, İlham'la yap, ben sana sınırı da açarım, kargo taşımasına da başlarım. Türk Hava Yolları'nı bu doğru bir politikadır. Çünkü bizim Ermenistan'ı diasporanın elinden almamız lazım. Çok güzel, kesinlikle. Ve Kremlin'in elinden almamız lazım. Beyaz Saray'ın elinden almamız lazım. Ve Fransa'nın elinden almamız kesinlikle lazım. Versailles Sarayı'nı. Bunların elinde kalmış olan bir Ermenistan bizim için ulusal güvenlik sorunudur. Ve bir türlü kavga bitmez. Ve ikinci bir Yunanistan yaratmanın hiçbir alemi yok. Bir türlü de kavga bitmez. Şimdi ne diyor Erdoğan? Diyor ki ya kardeşim gel üçümüz oturalım. Çok bu işi bir bağlayalım. Gitsin gitsin bu iş. Yaptırmayacaklar. Buradan da söylüyorum. Paşinyan'ı gerekirse kafasını yerler. Bunu yaptırtmayacaklar. Çünkü Batı'nın ve Rusya'nın çıkarlarına aykırı bir politika izliyoruz şu anda. İnşallah bu Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın tırnakları kesildi. Amerika'nın da derdi başından büyük yani. Tabii şey, hepsi iç seçim. Umarım eğer böyle bir durum olursa biz Ermenistan'ı kazanırız, bağlarız, sınırda açarız. Tabii Bakü'nün onayıyla yani bu tabii bizim tek başımıza yapacağımız bir Ermenistan şey değil. Ermenistan uslu durursa. Ermenistan'ı anlaştırtmamaya çalışıyorlar. Bütün meseleleri bu. Bu. Ama bu Nikol Paşinyan şey bir adam. Milletinin bekasının nerede tıkandığını gördü savaşta. Yani kimse yardımına gelmedi biliyorsunuz. Ne Fransa geldi, ne Amerika, ne Rusya. Bir anda her şeyini kaybetti. Bunu önemsiyorum. NATO'ya karşı güzel bir kart açtı. Ben Finlandiya'yı alırım ama bu İsveç'i almıyorum. Evet. Yani o iyi bir kart. Beşar Esed'le ilgili açıklamalarında çekincem var. Ama yani Türkiye'nin durduğu yer önemlidir. Evet. Eğer bu açıklama Suriye muhalefeti tarafından ya Türkiye bu olayın içinden çekiliyor mu? Veyahut ya Türkler galiba bizden biraz uzaklaşıyor mu diye bir şey olursa
Bizim boşaltacağımız yeri, Orhan Bey de güzel anlatır o işi, bizim boşaltacağımız yeri Amerika doldurur. Yani bugün Beşar Esed rejiminin bu kontrolündeki bölgeye ilk defa, tarihte ilk defa Amerikan askeri girdi, harekat yaptı. O yüzden bu Beşar işini bir müddet gündemimizden çıkarmakta yarar var. Suriye'deki elimiz bu söylemlerle zayıflar. Kesinlikle. Ben eğri eğri doğruya doğru konuşurum. Bu Beşar işinden biraz uzak durmakta yarar var. Evet. Nurcan Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ben de bazı notlar aldım Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalar yaparken. Bir defa Avrupa Birliği'ne yönelik açıklamasını çok değerli buldum. Ve Türkiye'nin Avrupa'nın düzeni için aldığı sorumluluğa işaret etti. Ya yani, Türkiye'nin sadece haklarından değil sorumluluklarından da bahsetti. Bu çok önemli. Ardan Bey'in dediklerine ilave olarak söylüyorum. Zaten Ardan Bey tek tek bütün meselelerin tarihçesini başkanlarıyla, dışişleri bakanlarıyla, meselelerin dönemin gazetecileriyle, geçmiş 40 yılı bilen bir hafızayla bir aradayız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ya aman lütfen. Çok rica ederim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Estağfurullah. Burada böyle güzel güzel sohbet ediyoruz Ankara'da Orhan Bey. Şimdi buradaki sorumluluk şu. Türkiye hakikaten de bahsettiği devletlerden farklı olarak. Şimdi Soğuk Savaş bittiğinden sonra şöyle bir şey oldu. Yani öncesinde çift kutuplu bir dünya vardı. Roller dağıtılmıştı. Sovyetler ne diyorsa diğerleri onu yapıyorlardı. Evet. Kendi blokundakiler. NATO blokundakiler de Birleşik Devletler ne buyuruyorsa onu yapıyorlardı. Bir konfordu bu. Şimdi yağma yok. Parmak taşın altına girecek. Devletler kendi sorumluluklarını dış politikalarıyla ilgili olarak almak zorundalar. Bu ne demek? Bu da hangi devlet kazanıyor? Burada bir dış politika geleneği ve geçmişi olan devletler ne yapacaklarını geçmişlerine bakarak ve kurumlarına bakarak anlayabiliyorlar. Reflekslerinin arka planını görebiliyorlar. Ancak dış politika geleneği ve geçmişi olmayan devletler, Yunanistan gibi, Suriye gibi, Ermenistan gibi, devlet mi, devletçik mi yani gibi daha sayabiliriz. Buna Macaristan'ı bile katabilirsiniz. Katabilirsiniz, evet. Zorlanmadan katabilirsiniz. Dolayısıyla bu devlet, İskandinav devletleri çok enteresandır. Yani İskandinavya'yı maalesef sadece 21. yüzyıl fantazileri kuşatmış bulunuyor. İsveç kalıbının ülkesi gibi davranmıyor. Yani bir İsveç krallarını düşünelim, Gustav'dan itibaren alalım. Tabii. Bir geçmişine bakalım. Yani bir Osmanlı-İsveç ilişkilerine bakalım. Biz ciddi müttefikleriz, şöyle böyle değil. Bir de bugünkü İsveç'e bakıyorsunuz. Evet, sivil toplum var. Evet, demokrasi kıymetli bir şey. Fakat çoluğun çocuğun eline bırakılamaz devlet idaresi. İsveç maalesef oradaki o sivil ilişkiler, o demokratik ilişkiler gereği devlet olarak aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. Verdiği sözleri tutamadı. Devam edersek, Cumhurbaşkanı aslında Türkiye'nin sorumluluğuna dikkat ederek sadece Türkiye'nin jeostratejik önemi değil, tarihsel derinliğinden getirdiği sorumluluklarından da bahsediyor aslında. Canlı yayında bahsettiğiniz değil mi? 1815 Viyana Konvansiyonu, evet. Elbette. Evet. Yani bakın, dünya birkaç defa yıkıldı. Dünya ilk defa şeyle karşı karşıya kalmıyor. Ve dünyanın her yıkılışında, yeniden kuruluşunda bu millet, Türkler söz sahibiydi. Doğrudur. Osmanlılar söz sahibiydi. Doğrudur. Bizim sorumluluğumuz var, sadece haklarımız yok. Ve biz sorumluluğumuzu yerine getirirsek haklarımızdan bahsedebiliriz ancak. Yani Türkiye olarak. Evet. Ve sözünü ettiği Kuvayi Milliye kazanımımızı unutmadan. Evet. Yani evet, biz büyük harbi kaybettik ama biz oyunu bozduk. Biz İstiklal Harbi'yle
meseleyi tersine çevirdik. Şeytana papucunu ters giydirdik. Bir parantez açayım. Buyurun lütfen. Yok, bir cümle. Türkler harika oyun bozandır. Ama bizim bir zafiyetimiz var. Orhan abi de bu konuda konuşursa sevinirim. Biz oyunu bozduktan sonra stratejik düşünceyle yeni oyun kuramıyoruz. Böyle bir durumumuz var. Yani. Böyle bir kalıyoruz. Bunu yapabiliriz. Yeter ki sözünü ettiği gibi Kuvayi Milliye'yi biz nasıl kurduk? İstiklal Harbi'ni tam olarak nasıl yaptık? Evet. Yani gidip bir daha oraya bakmak gerekiyor. Atatürk nasıl bir zihinsel haritaya sahipti? Nasıl bir zekaya sahipti? Bunu yeterince yani araştırmadık. Tekrar yaşamak lazım. Atatürk ve arkadaşları kesinlikle. Şimdi burada mesela göç meselesinden bahsetti ve barış görüşmelerindeki Türkiye'nin rolünden ve sorumluluğundan bahsetti. Efendim, şimdi göç dediğiniz zaman, şimdi bakınız 20. yüzyıl Amerika yüzyılıydı. Çünkü Amerika bir sorumluluk aldığı için, bir şeyi gerçekleştirdiği için yüzyılı oldu. Wilson geldi, Versay'ı yaptı, savaşı bitirdi. Ondan sonra ikinci büyük harbi nükleer bombayla da olsa bitirdi. Fakat Amerika'nın aldığı sorumluluk şuydu. Gerçekten bizim batı dediğimiz şey teknolojik gelişmeler açısından ve demokratik kurumlar açısından Birleşik Devletler'dir. Tarımın endüstrileşmesini Birleşik Devletler sağladı. Ne demek şimdi bu? Karın doyurmak demek efendim. Karın doyurmak demek. Buzdolabını icat etmek. Buzdolabını icat etmek demek. Nüfus artışını sağlamak demek. Çarıklı ayaklara, yalın ayaklara kara lastik de olsa giydirmek demek. Aslında zaruri ihtiyaçları karşılamak. Elbette. Ama bunların hepsi birer devrim. Biz şimdi bunların hepsini normal görüyoruz. Bunun sorumluluğunu aldı. Ve o yüzden super power dedikleri, yani büyük güç oldu. Biz de geçmişte Akdeniz'de barışı kurduğumuz için büyük güçtük. Biz unutmayın, Haçlı seferlerini sadece Osmanlı kılıcıyla durdurmadık. Evet, Selahaddin Eyyubi'nin büyük bir rolü vardır. Ama devamında kurulan ittifak sayesinde biz Akdeniz'de ticaret yollarının güvenliğini sağlayabildiğimiz için Osmanlı donanmayı Hümayun'un sayesinde karın doyduğu için durdu Haçlı seferleri. O yüzden o yüzyıllar Osmanlı yüzyılıydı. Şimdi 21. yüzyılın süper gücü belli değil. Kim insanlığın dertlerine deva üretirse 21. yüzyıl onun yüzyılı olacak. Daha konuşalım. Konuşacağız, evet. Ve burada not aldım ben. Burada müthiş neler ya var? Bakınız, Cumhurbaşkanı neyi saydı? Göçü saydı. Doğru. Doğru. Artık dünyanın iki ucu, dört ucu bir araya geldi. Alt üst oldu. Covid dediğiniz şey herkes herkesle beraber. Evet. Gidin Fatih'e, gidin İstiklal'e. 72 milletten insan var. Bunları belli mikropları da getiriyorlar. Göç önemli bir mesele. Öbürü nedir? Barış meselesi. Öbürü nedir? Bakın, şunu söylemedi. Bilgi kirliliği. Çağımızın en önemli sorunu bence bilgi kirliliği. Evet. Mesela bilgi kirliliğini kim alt edecek? Yani sosyal medya üzerinden herkes her şeyi biliyor. Yasası da geliyor ya zaten bu anlamda. Netiket diyorlar. Yani internet ortamının ahlakı. Etiket İngilizce'de ahlak anlamındadır. Evet. Evet. Şimdi netiket yani internet ortamının ahlakı ve hukuku. Bakın uluslararası hukuk dediğiniz şey Vestelya Barışı'yla başlar. Biz henüz bilgi çağının ahlakını ve hukukunu insanlık olarak kurmadık. Bu ve anlamda Orhan Bey'e de bir söz verelim. Özür dilerim, son sözümü cümleyi tamamlıyorum. Türkiye olarak bu çorbaya katacak çok tuzumuz, çok aşımız olduğunu düşünüyorum. Evet. Sorumluluk almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar. Orhan Bey, İstinaden neler söyleyeceksiniz Nurcan Hanım'ın, Ardan Bey'in söylediklerini istinaden ek olarak ya da sizin görüşleriniz nelerdir? Yine şimdi, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla siz de not almışsınızdır. Şimdi, neler söyleyeceksiniz? Evet, ben de not aldım. Tabii iki aşamalı bir şey oldu bu geceki programı Cumhurbaşkanımızın. Bir, yaptığı açıklama, yani bir açıklama yaptı. O açıklamada bu Avrupa siyasi toplumuyla ilgili görüşlerini ifade etti.
Bir de tabii sorulan sorulara cevap verdi. Bu sorulan sorularda işte Ermenistan, Suriye meselesi, ondan sonra Yunanistan meselesi, İsveç ve Finlandiya meselesi. Ama bunlar konuşmada yoktu. Önce isterseniz ben konuşmanın muhtevasında önemli bulduğum şeylerden bahsetmek isterim. Sonra sorular bağlamında verdiği cevaplara değinmek istiyorum. Şimdi şöyle dedi mesela, bir kere dedi, biliyorsunuz yani Avrupa siyasi topluluğu bu Macron tarafından ortaya atılmış bir fikirdi. Ve bu fikir Avrupa Birliği sürecinde üyelik için bekleyen ülkeleri sanki bir şekilde durdurmak ve onlara başka statüler teklif etmek amacıyla. Yani bu konuda çok yorum var hem dünya medyasında hem de bizim medyamızda. Şimdi Cumhurbaşkanımız bir kere bunu reddetti. Yani şunu söyledi, dedi ki Avrupa Birliği, Avrupa siyasi toplumu Avrupa Birliği statüsüne bir alternatif değil dedi. Bu bence önemli. Alternatif değil dedi ve akabinde de dedi ki genişleme politikasının bir alternatifi olarak görmüyoruz biz. Yani bu aslında bir fikir platformu gibi ve muhtemelen de bu fikir platformu olması zaten tartışılan konulardan biliyoruz. İşte barış, göç, güvenlik, istikrar, gıda sorunu, iklim meselesi, bütün bunlar tartışılmış. Çeşitli herhalde toplantılar falan olmuş liderler arasında. Bu bir kere çok önemliydi ve bir de Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için barındırdığı öneme tekrar üyeliğe vurgu yaptı. Evet. Çünkü işte birkaç gün önce biz işte Şangay üyeliğini falan konuşuyorduk. Yani Cumhurbaşkanımız da her fırsatta Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik bir hedefi olduğunu Türkiye'nin söylüyordu ki bu gece de bunu kendisinden açık bir biçimde duydu. Bu bence önemli bir şey. Türkiye'nin bilinen sebepler, jeopolitikası, tarihi geçmişi, bugünkü potansiyeli vesaire, etnik çeşitliliği, bu çeşitliliğin sadece Türkiye'de olmaması, komşumuz ülkelerinde de bu çeşitliliğin bir yansımasının olması vesaire, buradan doğan gücünün Avrupa Birliği'nin aslında Avrupa Birliği'ne anahtar ülke haline getirdiğini söyledi Türkiye'nin. Hı hı. Bunlar çok çok önemli şeyler. Kesinlikle. Ama mesela ben bunları dinlerken Türkiye'de bunları çok da tartışmadığımızı düşündüm. Hı. Doğrusunu isterseniz. Yani Ukrayna ve Rusya savaşına endekslenmiş bir tartışma ortamımız var. Evet tabii ki bu da olacak. Ama bugün bence stratejik bir çerçeve çizdi. Önümüzdeki 10 yılları için Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri bağlamında. Bunun dışında tabii Avrupa Birliği'nin rolünün yani genişleme politikasının yeniden tanımlanmasında Türkiye'nin yeri doldurulamaz dedi. Evet. Türkiye'nin alternatifi yok dedi. Evet. Bu o kadar önemli ki bunları söylemek. Anahtar bir ülke olduğunu ifade etti Orhan Bey. Anahtar bir ülke dedi. Türkiye için anahtar bir ülke dedi yani. Anahtar onu söyledim zaten. Hı hı, evet. Yeri doldurulamaz bir ülke dedi. Evet Avrupa için anahtar bir ülkeyiz dedi. Ve şöyle tabii yani Cumhurbaşkanı insan dinlerken şöyle düşünüyorsunuz ister istemez. Yani en küçük insan topluluklarında bile hani barış ve güvenlik söz konusu olduğunda bu taraflarla konuşacak insan ararsınız. Mesela bizim bölgemizde derler ki işte kanaat önderleri. Hı hı. Bizde şimdi barış komisyonları falan var. Yani bir husumet çıktığı zaman 3-5 akıllı insan bir araya gelirler. Ama o insanların da başında biri vardır. Hı hı. Yani akıllının akıllısı vardır ya da kanaati daha güçlü olan vardır diyelim. Ve o işleri yürütür. Türkiye bu tabloda gerçekten herkesle konuşabilen ülke konumunda. Cumhurbaşkanımız da bunu sürekli vurguluyor. Şimdi gelelim, ben Ermenistan konusunda biraz farklı düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Diaspora ve Ermenistan arasındaki ilişkiler 80'li 90'lı yıllardaki gibi değil. Yani bu konuyu ben zamanla bu konuya çok kafa yormuş biriyim. Diaspora'daki Ermenilerle de bir araya gelmişliğim, hı hı, olmuştur. Ama sonuç olarak bıraktığım yer şöyle bir yerdi. Ne bileyim Fransa'da bu diaspora Ermenilerinin örgütleri var. O örgütlerden temsilciler gelirdi Türkiye'ye ve derlerdi ki sizin
muhatabınız Ermenistan olsun. Bu diasporadan bir şey çıkmaz bize diyorlardı. Bunu bizzat Ermeni birçok politik aktörden duymuşluğum vardır benim. Ve bu söylediğim tarih yani 10-15 yıl önce. Dolayısıyla Ermenistan ve Azerbaycan Savaşı'nda da Ermenistan bir yalnızlık yaşadı. Yani bunun halkın hafızasına yansıması var. Dolayısıyla yani her şeyi şöyle mümkün görmeme gerekir. Amerikalılar istemez, doğru. Tabii ki istemeyecekler bunu. Herhalde Ruslar da istemeyeceklerdir. Ama peki Amerikalıların ve Rusların istemediğini yaşayan Ermeni halkı isteyecek mi? Bence istemiyor. En büyük arzusu kapıları... Sorun oldu herhalde. İnternette bir sorun var. Muhtemelen. Ermenistan'la bu normalleşmeyi savunurken ne karşılığında? Hiçbir şey ya diyor, hiçbir şey istemiyoruz diyor. Sadece Azerbaycan'la ilişkileri normal. Tabii orada Rusya'nın ciddi bir şeyi var. Rusya orası karışık kalsın, Ermenistan kendine muhtaç kalsın istiyor. Yani bunu yapıyor. Bir problem var. Orhan Bey sesimiz geliyor mu? Biz devam edelim, bir de şuna bakmak evet, lazım. Evet, döneyim ben. Yani bu diaspora ilişkileri Ardan Beyefendi'nin bahsettiği çok önemli. Ben şu soruyu soruyorum. Paris'ten ve Washington'dan ya da New York'tan Erbil'e. Erivan'a haftada kaç uçak kalkıyor? Bayağı bir kalkıyor esasında. İstanbul'a kalktığı kadar uçak kalkıyor mu? Zaten. İşte bu. İşte bu. Yani biz komşuyuz. Onlar Nazım Hikmet'in dediği gibi insanları sözle besliyorlar. Efendim, domuzları patatesle. Türkiye'de şu anda yaklaşık 110 bin diaspora Ermenistan vatandaşı çalışıyor. Yani şimdi diasporada bu insanları sözle besliyorlar. Yani sözle besliyorlar. Öyle bir parmak bal çalıyorlar. Evet. Ve diasporayı temsilen Amerika'da çıka çıka maalesef haya ediyorum ben burada adını anmaktan. Kardeş yan çıkıyor ya. Anlatabiliyor muyum? Söylemeye bile bu kadar ama bu gerçek bu kadar. Bir dakika, sesi öyle. Bazen de bizden yüksek çıkıyor yani. Yani. Ama çünkü bu kadar. O şeyde bilgi kirliliği dediğimiz mesele işte. Orhan Bey orada mısınız? Evet, buradayım. Tamam. Evet, zaten dinliyorum. Şimdi son dakikalarımız, artık son cümlelerinizi söyleyin. Size veda edelim. Suriye konusunda da bir şey söyleyeyim. Yani kapıların açılması bilhassa Doğu Güneydoğu. Tabii ki yani Türkiye'de işte 50-60 bin civarında bir Ermeni yurttaşımız var. Bunları tabii ki memnun olacaklar ama en çok da işte Ermenilerin bir zamanlar yaşadıkları, atalarıyla birlikte yaşadıkları, atalarının yaşadıkları topraklardaki insanlar da çok memnun olacaklar diye düşünüyorum. Bu Suriye meselesinde bence Ardan güzel bir şey söyledi. Yani Esad'la bu işler olur mu? Doğrusunu isterseniz Suriye'de biz savaşın bittiğini hesaplayarak konuşuyoruz Suriye'yi. Savaş aslında Suriye'de bitmedi. Suriye'de savaş devam ediyor. Yani Laskiye'den hani flash şeyleri gösteriliyor bazen. Flash partileri falan. O flash partileri zaten kan gövdeyi götürürken de Suriye'de onları görüyorduk yani. Bütün dünya merkezinde onları görüyorduk. Şimdi mesele şu, Suriye bölünmüş bir ülke artık. Bu bir gerçek. Dolayısıyla vekalet savaşlarıyla devam eden de bir süreç var. Vekalet savaşlarının bir tarafında PKK var tabii ki. Amerikalılarla birlikte işte iş tutuyor vesaire. Çok güzel bir şey söyledi Cumhurbaşkanımız. Dedi ki, Suriye'den bizim yani Esad'la görüşme babında kullandı bu kelimeyi. Terör örgütlerinden arındırılmasını istiyoruz. Şimdi bu arındırma sağlandıktan sonra Amerikalıları orada destekleyecek bir tane Kürt kalmaz. Bir tane Arap kalmaz. Bir tane bilmem ne kalmaz yani. Durum böyle. Dolayısıyla Esad'la olmaz belki bu süreç. Ben Esad'la olacağı kanaatinde değilim. Bu iş... Evet, Baas Partisi bu işin bir yanında olabilir, olacak da. Yani Irak'taki gibi bir tabloyla karşılaşmayacağız. Irak'ta süreç devam ederken hem Saddam bir şekilde elemine edildi hem de partisi elemine edildi. Yani Baas Partisi
elemine edildi. Ama burada Baas Partisi'nin ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Yani bu Suriye'nin önümüzdeki süreçte bir rol oynayabileceğine dair kanaatim var. Nitekim aslında uzun süre, belki işte 4-5 yıl kadar esatsız bir Baas'ı konuştu dünya. Yani bu işle alakalı aktörler bundan çok söz ettiler. Ama sonra işi derleyip toparlayınca, işte PYD'nin militan sayısı 3000'den 70-80 bine çıkınca vesaire, Esad Rusların da desteğiyle, hele hele bir de İranlıların da desteğiyle işte şu anki sınırlı iktidarını korumayı başardı. Ama ben muhalefetin yoğun bir baskısı var Türkiye'de. Ya Esad'la muhalefet öyle zannediyor ki Esad'la iki saat görüşsek Suriye'yi halledeceğiz. Öyle bir durum yok aslında. Evet. Orhan Bey, haftaya devam edelim mi kaldığımız yerden? Haftaya devam edelim mi kaldığımız yerden? Evet, peki. Öyle değil. İyi bir program oldu. Nurdan Hanım, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Arkadaşlara selamlar. Sizin de ağzınıza sağlık. Ankara'ya selam gönderiyoruz. Sevgiler. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Çok i̇yi sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın İyi geceler. Vekilim, iyi geceler. Evet, Sayın Arda Zentürk, size de çok teşekkür ediyoruz. Nurcan Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Bu yüzden biraz kısıtlı kaldı konularımız ama haftaya yine beraberiz. Neticede söz bizim olacak ve konuşacağız. Bir sürü zamanımız olacak. Haftaya yine görüşeceğiz. Ayağınıza, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür çok keyifli bir programdı. İlk programımız bu anlamda çok güzel geçti. Yeni yayın döneminde çok teşekkür ediyorum kanalım ve kendi adıma. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, BBN Gündem'in bugün de sonuna geldik. Haftaya yeniden beraber olacağız. Değerli konuklarımla beraber gündemi değerlendireceğiz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.